Aziz dinleyenler, muhterem Müslümanlar, bir iş adamlarına münhasır dernek olduğunu düşünerek, bir teşkilat olduğunu düşünerek ve ekseriyetin de iş adamı olduğunu mülahaza ederek, ekseriyete matuf evveliyetle asıl mevzumdan önce birkaç şey söylemek istiyorum. Sizler üç sualin cevabını çok iyi bilmek mecburiyetindesiniz. Birincisi, İslam nedir? Bu sualin herkesin kafasında bir cevabı, herkesin zihninde bir cevabı vardır. Lakin cemiyetin bütün şubelerine, bütün meselelerine, bütün müesseselerine şamil bir surette, tezatsız bir surette İslam'ın hakkıyla bilinmesi, takip edilen davanın vuzuh ile kavranması birinci meseledir. Bugün Türkiye'mizde İslam davasının vaz'ı bulanık bir su gibidir. Çoğu sadece isimde beraberdir. Muhtevaya inildiği zaman dehşetli münakaşalar ortaya çıkmaktadır. Binaenaleyh ehli sünnet istikametinde davamızın ne olduğunun, İslam'ın muhtevasının temel prensipleri itibariyle net olarak kavranması birinci meseledir. Efendim, ben iş adamıyım, ben din alimi değilim, bu bana ne lazım diyemezsiniz. Nasıl ki mesail-i diniyede herkesin icra elediği amelin sahih olup olmadığından emin olabilecek kadar dini bilgiye ihtiyacı vardır, İslam'ı dava eden insanlar olarak da davasının muhtevasını net olarak kavramak sizin para kazanma davanızdan evvel gelir. Hatta ondan evvel bu muhteva arkasında yapacağınız çalışma, mücadele sizin meşru olan faaliyetlerinizi gayri meşru olmaktan kurtarır. Bu ne demektir? Bir kadın ana olarak çocuğunu emzirmekteyken evde yangın çıksa, o kadın çok mübarek olan, aziz olan o analık faaliyetini devam ettirerek çocuğu emzirmeye ve yangınla ilgilenmemeye meyletse hain olur. O çocuğu emzirmesi o an için hıyanet olur. Onu bırakacak, yangın var diye komşuları çağıracak, evin yanıp kül olmasını önleyecek, çocuğunu emzirmeye sonra devam edecek. Bakın, bir ananın çocuğunu emzirmesi kabilinden en meşru, en muhik, en güzel bir hareket bile böyle bir fevkaladelik karşısında gayrimeşru olur. İslam'ın izzeti çiğnenirken onu vikaye edecek, müdafaa edecek, galip getirecek miktarda İslam adına çalışanlar yoksa ticaretleriniz helal ve meşru olmaz. Çünkü senin ticaretinin değeri İslam'ın bekası içinde bir mana ifade eder. İslam çiğnenirken senin dünya menfaati peşinde koşman caiz olmaz. İslam'ın galebesinden sonra o ancak meşru olur. Ve sen ticaretini eğer İslam'ın galebesine bir vasıta kılmazsan, yaptığın o meşru iş velev şer'i kaidelere riayet etsen de, o kadının yangın karşısında çocuğunu emzirmesinin evinden en azından ahmaklık, belki de ihanet olur. Binaenaleyh, davanın muhtevasını bilmek her Müslüman üzerinde vazgeçilmez bir lazımedir, bir gerektir. Bu hususta
kafi derecede İslam'ı bildiğini, İslam'ı dava eden adamların bile bilmediğini görüyoruz. Buna misaller veririm size, fakat bahis başka istikamete gider. Dava ediyor görünen adamların bile muhtevada sakatlıkları var. Bunun tipik misali İran hadisesidir. İran ortaya çıktığı zaman Bab-ı Ali'de bu fakirden başka ihtiyat teklif eden bir adam yoktu. O sele kapılmayan bir İslamcı kalem yoktur. Ama onun ne facia olduğunu vakit olursa sohbetimin içine sokarım. Demek ki bu işi biliyorum diye ortaya çıkanlar bile yanılıyorlar çoğu defa. Bugün yanılanlar da var. Ehli sünnet istikametinde İslam'ın muhtevasını doğru olarak, onun hayat ve hadiselere inikasını, aksedişini doğru olarak bilmeye mecburuz. İkincisi, biz nasıl bir millet idik ve bugün ne hale geldik? Neydik, ne olduk? Nasıl yıkıldık? Bu suale de kamil bir cevap verebilecek kadar bir fikri hamuleye sahip olmak mecburiyetindeyiz. Bu da sizlerin, herkesin hiçbir şey bilmediği bir mevzu değildir. Elbette kimi okuduğu kitaptan, kimi dinlediği sohbetten, kimi takip ettiği gazeteden birçok şey öğrenmiştir. Ama bunlar kopuk kopuktur, tezatlıdır. Bir bütün ve tezatsız bir muhteva ile kavranmış değildir. Nasıl bu hale geldik? Nasıl yıkıldık? Bir cihan imparatorluğundan Yunanistan'la baş edemeyen bir küçük Türkiye haline nasıl geriledik? Neler oldu? İçeride neler oldu? Dışarıda neler oldu? Kimler neler yaptılar? Ben bunu ihtisas derecesinde sizden beklemiyorum. Ama ihtisas derecesinde bunu incelemiş olan insanların hulasa edecekleri şekilde ana hatlarını kavramış olmak mecburiyetindesiniz. Madem ki İslami bir topluluksunuz, madem ki yüreğiniz İslam'ın galebesi heyecanıyla doludur, bir şey yapabilmek için bu sualinde cevabını zihninizde net olarak teşekkül ettirmeye mecbursunuz. Üçüncüsü, bu enkazın altından nasıl kalkarız? Nasıl eski azamet ve ihtişamımıza dönebiliriz? Nasıl yeniden ve hakkıyla Müslüman olabiliriz? Bu milletin, Müslümanlık dava edenlerinin çoğunun da muamelatta Müslüman olmadığını tatbikatta hep görürüz teker teker. Amelen Müslümandır. Efendiler, yalnız cami cemaati sağlam olsaydı 24 saatte bu ülkeye şeriat gelirdi. Yalnız namaz kılanlar bile sağlam olsaydı. Onlar sağlam olmadıktan kelli, siz sokaktaki adamın halini düşününüz. Binaenaleyh birinci lazıma İslam'ı doğru olarak mükemmel bir surette vazıh, net bir dünya görüşü halinde kavramak, ikincisi onun başına gelen facaları anlamak, onlara hakim olan mantığı bilmek, o mantık içinde nirengi şahsiyet ve hadiseleri doğru tahlil edip doğru değerlendirebilmek, üçüncüsü de bu badireden nasıl çıkabileceğimizin gene doğru, sağlam, ilmi, İslami usullerini, kaidelerini bilmek, onun bir programına sahip olmaktır. Bu üç lazıma benim işim, yazarlık değil, gazetecilik değil, vaizlik değil, bana lazım değil demeyiniz. Hepimiz Allah'ın cihad etmemiz hususundaki emrine muhatabız. Cenab-ı Allah ve cahidû fî sebîlillâhi bi envâlikum diyerek ayeti bitirmemiş. Siz Allah yolunda cihad ediniz mallarınızla. Hayır. وَجَاهِدُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ بَاَنْوَالِكُمْ وَاَنْفُسُكُمْ Malımı verdim, vazifemi yaptım, yok. Allah senin canına talip. Malı evvel zikretmesinin sebebi, malını veremeyene can teklifine sıra gelmez de ondandır. Sen hele bir malını ver bakalım.
malını veremiyorsan can teklifinden sen berisin. Binaenaleyh ben iş adamıyım. Bu bana lazım değil. Ben kazanırım, sadece doğru gördüğüm yerlere yardım ederim, sizi kurtarmaz. Öyleyse zekat gibi namazınızı da havaleyle kıldırın bakalım. Allah herkesin bedeninden bir takım amellerin sadır olmasını istiyor. Cihat bunların başında gelir. Binaenaleyh neyi, nasıl, niçin, ne kadar yapacağınızı bilmek mecburiyetindesiniz. Buradaki mesuliyetinizin hududunu da ayetle tespit edip de esas mevzuma gireyim. Cenab-ı Rabbil Alemin la yükellifullahu nefsen illa vüs'aha buyuruyor. Hiçbir nefse Cenab-ı Allah yüklediği yükü, onu mükellef kıldığı borcu onun takatinden fazla olarak teklif etmez. Herkes bunda bir teselli mükafatı bulur. Öyle ya, Allah Erhamer Rahim'indir. Takatimden fazlasını yüklemez. Lakin düşünmez ki bu ayeti kerime mefhumu muhalif yoluyla sırtının kaldıracağı kadarından herkesi mesul tutar. Öyle ya, sırtının kaldıracağından fazlasını teklif etmez demek, sırtının kaldıracağı kadarını teklif eder demektir. E nedir herkesin sırtının kaldıracağı yük? Allah'ın takdiriyle üzerimizde tecelli etmiş bulunan bin cümle nimetlerin yekununun icap ettirdiği kadardır. O nedir? O senin babanın, ananın rahmine bıraktığı sülbün helal gıdadan teşekkür etmesinden başlar. O bile senin üzerinde bir nimet-i ilahiyedir. Dünyaya müşrik bir ana babadan da gelebilirdik. Acaba bulabilir miydik İslam'ı? Zahir batın üzerimizde Cenab-ı Allah'ın takdiriyle tahakkuk etmiş bulunan bir cümle nimetlerin yekununun icabı kadar hakkın ve hayrın galebesi için çalışmakla mükellefiz. Bunu çoğu insan nefsine yontarak %1'le %2'yle geçiştirir. Nasıl olsa şöyle veya böyle bir hayır yapıyorum diyerek tesellisini bulur. Lakin bu yaptığı hayrın kendisini kurtarmaya yetip yetmeyeceği hesabını yapmaz ve bu endişeyi de taşımaz. Size en ehemmiyetli mesajım, tebliğim bu akşam, hepiniz ferden ferda üzerinizde tahakkuk etmiş olan nimetle sizin hak ve hayır için yaptıklarınızı mizan etmenizdir. Çünkü eğer eksik yapıyorsanız kurtulamazsınız. Huzur-u ilahiyede beraat edemezsiniz. Nasıl ki zekat borcunuz 100 milyonken 50 milyon verseniz Allah indinde ibra alamazsınız. Neden? Çünkü zekatının %100'ünü vermen lazımdır. Bunun bir nisabı var. O nisap sizi 100 milyon zekat ödemeyi şeriat muvacihesinde gerektiriyorsa, siz bunun yarısını vererek bu yükten kurtulamazsınız. Aynen üzerinizdeki manevi nimetler de böyledir. Sakın ben kazandım demeyin. Aklınız kadar tedbir alırsınız. Tedbirler gibi engeller de sonsuzdur. Mevla nasip etmezse, onun takdiri size yar ve yaver olmazsa, sizin tedbirlerinizi sülüp süpürecek maniler çıkar ve sizin aklınız 5 kuruşluk işe yaramaz. Senin tedbirin Allah'ın takdirine tevafuk ederse randıman alırsın, netice alırsın. Öyleyse kamil mümin üzerinde tahakkuk etmiş olan bir cümle nimetleri Rabbına izafe eder. Ondan bilir ve bunun bir borç doğurduğunu düşünür. Sen çocuğunun avucuna bir ciklet alacak para koysan ve o çocuk onunla bir ciklet alıp eğlenecek yerde gitse, onu ekmek ufalar gibi balıklara ufalasa kulağını çekersin. Çocuktur, anlamadı demezsin. Avucuna verdiğin para nihayet bir ciklet parasıdır. Bunu layıkıyla değerlendiremedi, boş ver demez, kulağını çekersin.
Allah'ın üzerinizdeki nimetleri düşünün. Bunların bir mesuliyeti olmaz mı? Sen öz evladını bir ciklet parasını nasıl sarf ederse etsin diye bırakmayan sen, Allah'ın seni üzerindeki nimetler nispetinde muahaze etmeyeceğini nasıl düşünebilirsin? Binaenaleyh bu mesuliyetin hududu, nasıl zekatın nisabı varsa üzerimizde tahakkuk etmiş olan nimetlerin, ki onu sen bilmesen de Allah bilir. Senin yüreğine ne kadar cesaret verdi, sana ne kadar azim verdi, sana ne kadar akıl verdi, ne derecede sıhhat verdi, senin iraden dışında sana yar ve yaver olan ne kadar esbab halketti, o bilir onu. Ama bizim hepimiz operatörlük yapacakken, o selahiyet ve iktidar ile mücehhezken hasta bakıcılık yapan korkak bir doktora benziyoruz. İkisi arasındaki fark kadar Allah'a karşı borçluyuz. Bir doktor doktor olduğunu söylemeden bir hastaneye girse de tevazu gösteriyorum zannetse, tevazu ne güzel bir haslettir. Beyler ben burada hasta bakıcılık yapayım dese, aman senin elin ne kadar yatkın pansuman yapmaya, iğne vurmaya diye onu herkes takdir eder. Ama bilseler ki bu doktordur, operatördür de hastalar ameliyat edecek doktor bulamadığı için ölürken, bu adam ürkekliğinden, iradesizliğinden, cesaretsizliğinden, vicdansızlığından hasta bakıcılık yapıyor, üstüne yürürler. Efendiler ticaret yaparken sermayesi kadar cevelan sahası kendisine açan, imkan bulup da kredi almayan, bankadan almıyorsa müşterisinden kredi talep etmeyen bir iş adamı tasavvur edemezsiniz. Eğer böyle bir iş adamı varsa ona herkes tenkit eder. Müşteri, satıcı ona müşteri olarak kredi veriyor da kullanmıyor. Aptal, başkasının parasıyla para kazanacaksın, niçin kullanmıyorsun dersiniz. Bu nedir? Bu sermayeyle daha fazla iş yapabilmek için şartları zorlamaktır. Niye Allah'a çalışırken şartları zorlamıyorsunuz? Çünkü nefsimizi iyi yoklayalım. Toprağın üstüne inandığımız kadar kat'i, kavi, muhyi, şedid bir surette toprağın altına inanamıyoruz. İnkara cüret edemediğimizden iman ettik diyoruz. Hakkıyla ölümü ve ölümden sonrasını düşünebilsek, dünya için gösterdiğimiz gayretin 100 katını ahiret için gösteririz. Çünkü birisi ebedi. Hele geçim hududundan sonra, geçim haddine kadar bir derece şeref ve haysiyetiyle yaşamak bir insan için, bir Müslüman için çok önemlidir. Geçim hududundan sonrasını bununla, bu ölçüyle mizan ederseniz, mirasçıları için çalışmak enayiliğinden başka bir şey değildir. Parasını hakka ve hayra sarf etmeyen için, vasıta kılmayan için. Ya arkandan bir Allah rahmet eylesin demek akıllarına gelecektir, ya da gelmeyecektir. Mirasçısı için çalışmaktan başka bir şey değildir. Canın sağken bütün mevcudiyetinle Allah'ın rızasını kazanmayı hayatının temel prensibi haline getireceksin. Her hareketin de ibadet olur, mümkündür. Önce niyetini tasih edersin. Niyetini tasih eder ve dersin ki ben hayatımın umumi ve nihai gayesi Allahu Azimüşşan'ın rızasını kazanmak olarak yaşayacağım. Bu karara vardıktan sonra, bu karara göre hayatını nizamlarsan senin bütün faaliyetlerin ibadet olur. Yemen içmen bile ibadet olur. Neden? Çünkü yiyip içeceksin, bu beden ayakta duracak ki Allah'a karşı ahdettiğin bu gayeyi gerçekleştiresin. Bir şeyin aslı hakkındaki hüküm onun vasıtası hakkında da aynen caridir. Binaenaleyh hayattaki bütün dünyevi faaliyetleri bu asli gayeye, vasıta hükmüne düşürürsün. O zaman her işin meşrudur ve ibadettir. Peki bu yeter mi? Hayır. İkincisi, amelini tasih edeceksin. Amelini neyle tasih edeceksin? Amelini bu esas gayeye uydurmak suretiyle tasih edeceksin. Bilfarz
Uyku senin bedeninin dinlenmek için ihtiyacı olan bir şeydir. Uyuyacaksın ki yarın dinlenmiş bir bedenle o gayeye hizmet edesin. Ama sana bu maksat için 8 saat uyku yeterse, yeterken sen 18 saat uyursan 10 saatin hesabını verirsin. Çünkü o gayeye hizmette işe yaramaz. Binaenaleyh bütün fiillerini şu Allah'ın rızasını kazanmak maksadı istikametinde hayatını umumi ve nihai gayesi bu olmak üzere yaşama maksadına, niyetine göre amellerini de düzeltmen lazım. Ben çok hulasa söylüyorum. Size bu akşam öyle mevzuların satır başlarını söyleyeceğim ki bunlar her biri birer kitap olacak hacimde. Ben onları birer ikişer cümleyle söyleyeceğim. Çok meseleden size bahsedebilmek için zannettiğiniz gibi az derdi ve davası olan bir millet değiliz. Bizim meselemiz böyle bir sohbetle iki sohbetle bitecek gibi değildir. Bu bakımdan çok hulasa söylüyorum. Pekala, bu iki prensibi de tatbik ettim, niyetimi tasdih ettim, hayatımın umumi ve nihai gayesi Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmak, onun beni yaratış gayesine göre yaşamak dedim, amellerimi de bu esas maksada göre düzenledim, bütün faaliyetlerimi bu umumi gayenin vasıtası hükmüne getirdim. Yeter mi? Yetmez. Müslüman ihtiraslı adamdır. Lakin ihtirası ulvidir, süfli, nefsani değil. Allah kendisini müteal, yani ideal ötesi mükemmel olarak takdim ettikten sonra bana gel diyor kuluna. Müminin vazifesi vasılı ilallah olmaktır. Allah'a ulaşıncaya kadar terfi etmek, yükselmek, mükemmelliğe ulaşmaktır. Böyle bir dava yeryüzünde hiçbir ideolojinin hayali bile yetmeyecek bir davadır. Binaenaleyh ben 60 senelik, 70 senelik, 100 senelik bir ömrü dolduracak hepsi de ibadet olan faaliyetlere razı olmuyorum. Bununla doymuyorum, tatmin olmuyorum. Bir Müslüman olarak sonsuz bir zaman içinde bunu yaşamak istiyorum. Bunu elde etmek, kazanmak istiyorum. Bunun çaresi var mı? Onun da çaresi vardır. İslam'ın galebesine medar olan amellere katılırsan hiç ölmemiş de kıyamete kadar yaşamış ve iktisabına devam etmiş gibi defterine hasenat yazdırırsın. Neden? Bir fabrikaya iştirak ederseniz, sermaye verir o fabrikanın çalışmasını temin ederseniz, hiç yanınıza gitmeseniz bile onun karından size bir hisse gelir. Üstelik o fabrikanın kar etmesi garanti değildir. Üstelik o fabrika hep kar etse size hayatta olduğunuz müddetçe kar gönderir. Ama İslamiyet'in devamı kefaleti ilahiye altındadır. Allah'ın garantisi altındadır ki İslam kıyamete kadar devam edecektir. Binaenaleyh sen İslam'ın galebesine medar olan amellere katılırsan, yani cihattan bir pay alırsan, bir fabrikaya hissedar olmuş gibi sana hisse gelir. O fabrika ki adına İslam diyelim, kıyamete kadar devamı Allah'ın garantisiyle sabittir. Sana ölüm vız gelir artık. Dünyadaki fabrika senin karını ancak sen kabir kapısına dayanana kadar gönderebilirken, Allah'ın İslam fabrikasının devamına medar olan sermayeyi amelinle iştirak ederek sağladığın takdirde bu kar sana ebedi gelir. Binaenaleyh şu üç prensibi, bu üç meseledeki bilginin yanına bu üç prensibi de koyduktan sonra esas mevzuma giriyorum. Efendiler, sizin gibi seçkin bir topluluğa benim anlatmak istediğim çok mühim mevzular var. Bunlar, hangisini seçeyim, hangisini tayin ve takdir edeyim diye düşünüyordum. Buradan bana bir telefon geldi. Ve o telefon konuşmasından tesadüfen karşımdaki genç çıkardı bu sohbetin mevzunu. O da Türkiye'ye karşı, bu Türk milletine yahut Müslüman Türk milletine karşı oynanan oyunların dünü, bugünü, yarını
Vallahi bunun üzerine 20 cilt yazılsa bitmez. Ömrüm benim bunu araştırmakla geçti. Dünü, bugünü, yarını. Böyle bir meseleyi nasıl izah ederim diye düşünürken hatırıma, Allah rahmet eylesin, lisede bizim edebiyat hocamızdı. Profesör Kaya Bilgegil geldi. Rahmetle yadına vesile olsun diye söyleyeyim. Tahtaya divan edebiyatından bir beyit yazardı. Bir gazel düşünün, 10 beyitlik bir gazel. Bu mübarek adam bu bir tek beyti 2 ders şerh eder bitiremezdi. 2 ders bir beyitin şerhini bitiremezdi. E hoca, bizim haftada 4 saat edebiyat dersimiz var. Sen bize ancak bu 4 saatte 2 beyit şerh edersin. Ne olacak bunun gerisi? Derdi ki, arkadaşlar, ben size usul öğretiyorum. 2 beyti tahlil ettiğim zaman sizde bir beyti tahlil etme iktidarı teşekkül edecek. Belki böyle haftada 2 saatte biz bir tek beyit tahlil edeceğiz ama sene sonuna geldiğin zaman siz kitabınızda 500 beyit varsa divan edebiyatından, bunun 15-20'sini şerh edilmiş olarak benden dinleyeceksiniz. Ama bir mümarese, bir antrenmandır bu. Siz bunu öğrendikten sonra gerisini kendiniz halledersiniz. Ben size usul öğretmiş olacağım derdi. Ben de bu akşam size o kadar nirengi noktalarını söyleyeceğim ki adeta başımıza gelmiş olan belaların ve bu belalardan kurtulma çarelerinin bir mantığını size vereceğim ki o mantıkla, o gözlükle bakın maziye, hale ve geleceğe diye. Yapabileceğim ancak bundan ibaret olacaktır. Bekleyelim mi ezanın bitmesini? Buraya da bir bardak su verin arkadaş. Başka yerlerde koşarlar, verirler, kağıt mendil getirirler. Hiç, siz de aldınız lafı. Şöyle koy gelim, ona vurmasın. Hep böyle sakin konuşamam. Bir de kağıt mendil ver. Bekleyelim mi ezanı? Evet. Ver ya. Buraya kadar geldi de bu adam niye geriye gitti? Tipik Türksün. Tipik, ezilmiş, Kemalizmin silindiri altında. Ezik çimenlere benziyor insanlar. Müteaddi değil. Herkes beni deli zannediyor. Aklın ötesinde akıllıyım. Peygamber ölüm riskine girmiş. Hapis riskine girdim diye beni deli sayanların aklına şaşarım. Bir ağacın altında dursanız da bekleseniz bir kendiliğinden bir meyve düşsün ancak çürüğü düşer. Sağlamını yemek istiyorsan ağacı salla. Bu cemiyet de bir ağaca benzer. Buradan sağlam meyve yemek istiyorsan bunu sallayacaksın. Her şeyin bir riski var. Efendiler, çok erken devirlerde, tarihimizin çok erken devirlerinde bizim bünyemizi kemirecek kurtların tezahürlerini görürüz, tohumlarını görürüz. Çok erken devirlerde. Mesela ikinci padişahımız Orhan Gazi devrinde büyük Arap seyyahı İbni Batuta Bursa'ya gelmiştir. İbni Batuta seyahatnamesine baktığınız zaman der ki, Bursa sarayındaki tabipler kamilen Yahudidirler. Osmanlı sarayında daha beylik halinden yeni çıkarken ikinci padişah devrinde bir Arap seyyahının şehadetiyle sabittir ki tabipler Yahudidirler. Yahudi o gün için korkulacak bir kuvvet değildir. Sefil, perişan, her türlü ideal kıymet hükümlerinden mahrum, acınacak bir varlıktır. Ama temasta bulunduğunuz toplulukların zihniyetlerini, inançlarını çok iyi bilmeniz lazımdır. Onu bilmezseniz
onun aç zamanında size dost görünen, zayıf zamanında size yaltaklanan hüviyetinin eline imkan geçtiği zaman ne olacağını tayin edemezsiniz. Sizin hepiniz Yahudi nasıl bir varlıktır? Bakın, oyunun aktörlerinden bir tanesi şimdi bu. Bize oynanan oyunlardan bir tanesinin aktörü. Nasıl bir inanca sahip olduğunu, beşeriyete ne gözle baktığını, nasıl bir karaktere malik olduğunu bilmeye mecburuz. Şimdi bu ileride meş'um rolünü ne sebeple ve niçin ve nasıl oynamıştır anlaşılması için burada bir parantez açarak size Yahudilerin temel inançlarına ait birkaç söz söyleyeyim. Yahudiler sizin benim gibi Beni Adem olduklarına inanmazlar. Kendi itikatlarına göre Yahudiler Havva anamızla şeytanın çocuklarıdırlar. Lakin onlar şeytanı sizin benim gibi mel'un merdut addetmezler. Onlar şeytana Nur-ı Ziya adını takmışlardır. Nur-ı Ziya Beyoğlu'nda Mason derneklerinin bulunduğu sokağın adı da Nur-ı Ziya'dır. Sonradan değiştirilmiş Nur-ı Ziya adı verilmiştir. Bunun ne olduğunu Türkler bilmez. Yahudi lisanında Nur-ı Ziya şeytandır. Şeytan da Yahudi kavminin babaları Ceddi Ekberi'dir kendi inanışlarına göre. Nasıl olmuş? Adem Aleyhisselam'la Havva anamız cennette yaşarlarken Adem Aleyhisselam'ın Havva anamızdan ayrılmasından bil istifade şeytan onunla münasebette bulunmuş ve bu münasebetten Yahudi kavmi türemiştir. Yani bütün beşeriyetle Yahudiler anada müşterek olduklarını kabul ederler. Babada değil. Bunun bir takım neticeleri vardır. O neticelerden biri Yahudilerde sülale kadından devam eder. Aileyi kadın kurar ve çocuklar ananın soyadını taşırlar. Bunun bir diğer neticesi de her Yahudi kadının doğurduğu çocuk Yahudidir. Velev babası Yahudi olmasa da. Bizimkinin tam aksine. Bir diğer neticesi de şeytan biliyorsunuz cin soyundandı. Cinler insanlar gibi nefse maliktirler. Melekler nefse malik olmadıkları için Allah'a itaatleri otomatiktir. Kendiliğindendir, bir engelle karşılaşmaz. Ama şeytan cin soyundan olduğundan nefse malikti. Nefse malik olduğundan Allah'ın meleklere Adem Aleyhisselam'a secde etmeleri için vaki emrine karşı kıyas yaptı. Ben parlak ateşten yaratıldım. Cinniler böyledir çünkü. Topraktan yaratılmış olan Adem'den şerefliyim. Ben niye ona secde edeceğim? O bana secde etsin dedi ve Allah'a asi oldu. Şeytanın Cenab-ı Hakk'a karşı yürüttüğü şu mantığa hakim olan görüş Yahudilerde aynen devam eder ve derler ki Allah şeytandan bizi yarattı. Yani parlak ateşten ve cin soyundan olan şeytanın çocukları olarak bizi yarattı. Ateşe nazaran madun mevkide olan, aşağılık olan topraktan da Beni Adem'i yarattı. Adem'i ve onun neslini. Binaenaleyh biz bütün insanlıktan şerefliyiz. Şeytanın çocukları olan Yahudiler, Yahudi kavmi bütün insanlardan üstündür, şereflidir. Nerede? Hilkatte, yaratılışta. Onlar topraktan yaratılmış, bizse parlak, dumansız ateşten. Şunu biraz daha ileriye götürüp tefsir ederek derler ki, Allah Adem neslini bize hizmet etsin, uşaklık yapsın diye yarattı. Bu alemi bizim için yarattı. Bu alemi bizim için yarattı, insanıyla hayvanıyla. Nasıl biz bütün mahlukatı Beni Adem'e, biz Beni İsrail'e ayırmıyoruz, Yahudi kavmine ayırmıyoruz. Nasıl kabul ediyoruz ki bütün alemi Cenab-ı Allah insanların istifadesi için yarattı.
koyunu keseriz yeriz, ata bineriz, sair mahlukatından istifade ederiz. Onlar da Adem soyundan olanları la teşbih ve la temsil hayvan makulesinden kendilerine hizmet etmek için yaratılmış addederler. Bunun manası bütün beşeriyeti istismar ederek uşak mevkiine düşürmek, ecir mevkiine düşürmek onlar için dinen mubahtır. Yaratılış gayesi bunu gerektirmektedir. Bundan dolayı bir Yahudi, Yahudi olmayanın malını çalsa günahkar değildir. Kendi dini nazarında günahkar değildir. Neden? Allah bütün malları onun için zaten yaratmıştır. Senin hakkın olan bir mal başkasının eline geçse, onu kuvvet kullanarak da geri alsan, çalarak da geri alsan senin için suç teşkil etmez. Çünkü kendi malını alıyorsun. Aynı zihniyetle Yahudi bütün beşeriyete kendisine uşak olmak mevkiinde olarak yaratılmış mahluklar gözüyle bakar. Ve onların ellerindeki malları da kendisinin gasp edilmiş malı olarak görür. Ve ne suretle olursa olsun onların kuvvetini acze inkılap ettirerek onları kendi emrinde ecir haline getirerek istismar etmeyi kendisi için tabii bir hak olarak görür. Bu söylediklerim onların inançlarına göredir. İnanmayanlar Tevrat'a bakarlar. Bunun daha fazla da tafsilatı var ama işte bu zihniyette olan Yahudiler miladi 5. asrın ortalarına doğru Romalılar tarafından Filistin'den kovuldular. Şimdi onun ne rol oynadığını bizim tarihimizde izah etmezden evvel onun mahiyetini ve onun yükseliş esbabını kavramanızı istiyorum. Miladi 5. asrın ortalarına doğru Filistin'den Roma İmparatorluğu Hristiyanlığı kabul ettikten sonra kovulan Yahudilere Roma toprakları dışına gitme şartıyla Roma topraklarından kovuldular. Yani bizim ülkemizin dışına çık diyor Roma bunlara. Onun için o zaman Roma'nın elinde olmayan Rusya'ya gidiyorlar. Bugün en çok Yahudi dünyada Rusya'dadır. 6 milyon Yahudi vardır. İngiltere'ye gidiyorlar. Amerika hesapta yok da. İspanya'ya gidiyorlar. Ve Almanya'ya gidiyorlar. Buna benzer yerlere, yani Roma toprakları dışına. Lakin gittikleri yerler de Hristiyan olmuştur. Sen bizim peygamberimizi çarmıha gerdin diyerek bu töhmet ile Roma toprakları dışına çıkarıldıkları anda gittikleri yerde Hristiyan olduğu için orada da bunlara tepeden bakıyorlar. Aşağılık, sefil yaratıklar, bir yüce peygambere bunca eziyeti yapmış insanlar diye tepeden bakıyorlar. Bunun neticesidir Yahudileri yükselten. Neden? Çünkü bunlar küçük yerleşim mıntıkalarında oturamadılar. Şu hissiyattan dolayı. Eğer küçük yerleşim mıntıkalarında otursalardı, istenmeyen insanlar, herkesin birbirini ezberlediği küçük yerleşim mıntıkalarında barınamazlar. Ancak kozmopolitliğe müsait olan büyük ve kalabalık şehirlerde oturabilirler. Bunun için Yahudiler köylerde yerleşemediler. Büyük ve kalabalık şehirlerde oturdular. Büyük ve kalabalık şehirde oturmasalardı toprakla uğraşabilirlerdi. Toprakla uğraşan bir tek Yahudi yoktur. Bugün İsrail'de toprağı cennete çevireceksin mealindeki Tevrat'taki emre ittibaen çiftçilik yapıyorlar ama bu bütün dünyadaki Yahudilere kıyasen devede kulaktır. Dünyanın hiçbir yerinde bir tek köylü Yahudi bulamazsınız. İngiltere'de Yahudilerin hepsi tüccardır veya alimdir. Almanya'da böyledir. Amerika'da böyledir. Hiçbir yerde köylü değildir. Çünkü köyde oturmamıştır, oturamamıştır. Büyük şehirde oturmuş. Büyük şehirde de bunlara orta çağın en şerefli mesleği olan askerlik yasaktır. Memurluk yasaktır. Hiçbir devlet bunları beğenmediği için, bunlara aşağılık bir peygamberi zişana, hele onlar Hazreti İsa'ya inanan insanlar, kötü muamele etmiş sefil yaratıklar diyerek
ne devlet kademelerinde vazife vermişler, ne asker yapmışlardır. Halbuki düşmanlarının onlara biçtiği bu rol, onların zekasından değil, hasbel kader yükselmelerini sağlamıştır. Neden? Kendilerine iki iş kalmıştır. İlim ve ticaret. Bu iki işinde zaten bulundukları yer en müsait vasatıdır. Büyük şehirler, büyük ticaret ve büyük tahsil için en müsait yerlerdir. Buna ilaveten Yahudiler bölünmüş aileler olmanın imtiyazını da devşirdiler. Bir Yahudi Berlin'e yerleştiyse bir akrabası Paris'te imkan buldu, yaşadı. Bir başka akrabası Londra'da oturduysa bunlar beynelmilel bir münasebete girişerek milletleri beynelmilel paslaşmanın randımanıyla çok kısa zamanda istismar etme imkanını bulmuşlardır. Bölünmüş aileler olmaktan da istifade ettiler. Halbuki bu da onların düşünerek yaptığı bir iş değildir. Şimdi Yahudilerin kat ettikleri mesafeyi görenler, vasıl oldukları neticeyi görenler ekseriya Yahudilerde bir fevkaladelik tevehhüm ederler. Yanlıştır. Onları yükselten faktörler düşmanlarının onlara tayin ettiği rolden tabi olarak doğmuştur. Eğer toprakla uğraşsalardı en aşağı nüfuslarının yarısı köylü olarak kalırdı. Büyük şehirler tahsil ve ticaret imkanını onlara verdi. Lakin Avrupalılar bu tahsil ve ticaret imkanında da onları tam bir netice almalarını engellemek için bazı dizginler koydular, engeller koydular önlerine. Mesela Yahudiler büyük şehirlerin ancak varoşlarında oturabilirlerdi. Yani şimdiki gecekondu mıntıkaları gibi. Ve ancak eskicilik nevinden işler yapabilirlerdi. Bugün Almanya'da ticaret yapacak bir yabancı için bir hususi müsaade vardır. Bunun adına geberbe derler. Bu Yahudilerden kalma bir hatıradır. Bir Alman bir iş kolunda çalışacağı zaman polisten müsaade almaya mecbur değildir. Ama bir yabancı polisten müsaade alacaktır. Sana icabında der ki burada bakkal açacaksın, orada yakında bir bakkal var, vermiyorum. İşte bu geberbe Yahudilere tatbik edilen prosedürden, usulden kalma bir hatıradır. Onlara önceleri sadece eskicilik yapmak. Benim üniversite talebeliğimde de İstanbul'da eski elbise, eski ayakkabı mahalle arasında toplayan Yahudiler vardı. İmparatorluk zamanında hakeza, daha fazlaydı. Eskicilik nevinden işler yapıyorlardı Avrupa'da. Eskicilikten antikacılığa geçtiler. Antikacılıktan sarraflığa geçtiler. Sarraflıktan bankerliğe geçtiler. Avrupa'da sanayi hareketi vuku bulduğu zaman icabında mamulünü satamayan bir tüccarın nakde ihtiyacı olduğu zaman Yahudi sarrafa gitti. Ve ondan faizle kredi aldı. İşçisine imal ettiği malı veremiyor. Ona para olarak ücretini ödemeye mecburdur. Malını satamadığı zaman elinde parasını efektif, yani o günün şartlarında altın olarak tutmanın imtiyazıyla bunalanın gırtlağına basmış, zenginliğini bir kat daha fazlalaştırmış. Diğer taraftan hepsi tahsil yaptığı için bu tahsil yapanlar daha ziyade sosyal ilimlerle uğraşmışlardır. Bakın, bütün felsefi cereyanların, beşeriyeti zehirleyen felsefi cereyanların ortaya atıcıları Yahudi filozoflarıdır. Ama keşiflerde Yahudileri göremezsiniz. Teknik keşiflerde Yahudi yok. Madem bunlar ilim yolundadırlar, çok zekidirler. Edison'un yerinde bir Yahudi olaydı. Onunla uğraşmaz, sosyal ilimlerle uğraşır. İnsanların beynine hitap eden mesleklerle uğraşırlar. Bütün şarkiyat kürsüleri Avrupa'da Yahudi'de doludur. Tarih, sosyoloji, felsefe, insanların yönüne tesir eden, dimağına tesir eden, içtimai hadiselerin seyrine tesir eden ilimleri ellerine geçirmişlerdir. Başta felsefe.
ve felsefi cereyanlarla beşeriyeti ifsad ederler. Karl Marx bir Yahudidir. Freud bir Yahudidir. Engels bir Yahudidir. Durkheim bir Yahudidir. Kimi ararsanız arayın, beşeriyete zehir saçmış olan hepsi bir Yahudidir. Ama bu Yahudilerin fikirlerine, bu Yahudi filozofların fikirlerine iltifat eden bir Yahudi bulamazsınız. Almanya'da henüz Rusya yıkılmadan evvel bir çocuğa dedim ki ya senin çok servetü samana hırsın var. Sen nasıl komünist oldun dedim. Ben komünizmi başkaları için düşündüm dedi. Kendi işine gelmiyor. Yahudiler de bu fikirleri başkaları için ortaya atarlar. Hiçbir Yahudi bu Yahudi filozofların arkasına takılmaz. Ancak baş olur, beyin olur, sair insanları ifsad eder. Neden? Çünkü bütün beşeriyet Yahudi'ye hizmet edecek. İşte zihniyeti bu olan, görüşü bu olan, mahiyeti bu olan Yahudi, hem de 2000 yılının en az 1800 yılını sürünerek geçirmiş, sefalet içinde geçirmiş, nesillerin emeğini birbirine ekleyerek ancak 10-15 asır sonra belini doğrultabilmiş olan bir milletin zekasına, dirayetine, şahsiyetine fazla ehemmiyet atfetmek doğru olmaz. O sistemli çalışmasına ve düşmanlarının ona biçtiği role bağlı olarak belli bir noktaya gelmiştir. Bugün onu küçümsemek de doğru değildir. Bu da bahsi diğer. Ama bunun onun şahsiyetinde, yaratılışında, fıtratındaki bir kemalden doğduğu iddiası yanlıştır. Sadece söylemek istediğim budur. Yoksa bugün Yahudi'yi dünyada küçümsüyor değilim. Tarihimizde oynadığı rollere birkaç noktayla işaret ettiğim zaman göreceksiniz ki en dikkat edilecek düşman bu yalnız bizim için değil, bütün beşeriyetedir onun oyunu. Budur. Tabii başka faktörler de söyleyeceğim. Şimdi İbn-i Batuta seyahatnamesiyle daha ikinci padişah devrinde gelip Osmanlı Sarayı'na tabip olarak, doktor olarak yerleşmiş bulunan Yahudi, o sadece kupon kumaş gibi bir tek hadiseye mi inhisar etti sanıyorsunuz? Hayır, bu devam etti. Devam etti ve birkaç nesil sonra Fatih bir Yahudi doktorun eliyle zehirlendi. Fatih ki vefat ettiği zaman sefer halindeydi. Gebze'de vefat etti. Bugün tarih için meçhuldür. Acaba Fatih nereye gidiyordu? Seferi nereyeydi? Sadrazamı bile bilmiyor. İstanbul'dan ayrılmış Gebze'ye kadar ordu yürümüş. Fatih o kadar sır tutan ketum bir adamdı ki bir fert bilmiyor, tarihte meçhul olmuştur Fatih acaba nereye gidiyordu. Lakin ölümü bir Yahudi muhtedisi olan, Yahudi aslından olup da ihtida etmiş olan sert adip, tabip Yakup Paşa'nın elinden oldu. Zehirlenme suretiyle öldürülmüştür. Bu sabittir. Fatih gibi bir adam bile nasıl olmuş da bu adam namaz kılıyor, yatıyor, kalkıyor, bizimle aynı inancı paylaşıyor diyerek buna güvenebilmiştir. Bugün Vatikan'da ortaya çıkan bazı vesikalar Vatikan'ın külliyetli miktarda paralarla bunu yaptırdığını ispat etmektedir. Bizim kaynaklarımız da bu hususta büsbütün meskut değildir. Zehirlendiği sabittir. Aynı Yahudi bak küçük bir kurtçuk Orhan Gazi devrinde saraya girmiş, Fatih devrinde bir cihan padişahını, İstanbul padişahını şu kadar ferasetli, şu kadar dikkatli, nereye gittiğini sadrazamının bile bilmeyeceği derecede ketum bir padişahı hileyle yok edebilmiş, öldürebilmiştir. Bu düşmanın dehşetini gösterir. Biraz daha ilerlersek misaller çoktur ama ben ancak birkaç nerengi noktasına işaret edeceğim. Biraz daha ilerlerseniz Kanuni'nin oğlu Sarı Selim Nur Banu Sultan diye bir kadınla evlenir. Bu bir Yahudi kızıdır. Arkadaşlar, dönüş de onun zamanında başlamıştır. Nur Banu Sultan'ın babası Yasef Nassi adında meşum, karanlık bir adamdır. Beyler,
meziyetlerimizi bildiğimiz kadar kusurlarımızı da bilmeye mecburuz. Biz tarihi yaparız, yazmayız. 150 milyon vesika bugün arşivde tasnifsiz durmaktadır. Asırlardan beri. Dünyada böyle bir millet yoktur. Daha el değmemiş 150 milyon bizim tarihimizi Hammer yazmış. Hala Türkiye'de Hammer'in yeni baskısı yapılıyor da ve Türk çocuklarının eline al Osmanlı tarihi, Türk tarihi diye veriyorlar. Hammer bir melundur. Bir İslam ve Türk düşmanıdır. Kitabı lebalep, yalan ve iftira doludur. Nurullah Atacın babası Ata Bey ıslah etmiş olmasaydı 100 numaraya atmanıza bile yazık olurdu. O derecede melunane bir kitaptır. Şu sahadaki geriliğimize bakınız ki bu kadar belaya maruz kaldıktan sonra biz başımıza bu bela niye geldi diye tarihe eğilmiyoruz. Kendi tarihimizi mutaassıp bir Avusturyalı Hristiyan'dan öğreniyoruz hala. Ne acıdır. Hammer ve onun gibiler bize tarihi doğru olarak öğretir mi? Şu zaafımızdan doğmuş bir netice olarak size söylüyorum. İstediğiniz ansiklopediye bakınız. Türkiye'de her şey modayla yürüyor. Taklit bizim iliklerimize kadar işlemiş. Tanzimattan beri bizi haza maymunlaştırmışlardır. Onlara uymayanları tenzih ederim. Millet olaraktır, umuma aittir söylediğim şey. O derecede bizi Avrupa'yı taklit eder bir mevkiye getirmişlerdir. Biz taklitle yaşıyoruz. Taklitle. Bir ansiklopedi modasıdır gidiyor. Allah Allah, o gazete çıkardı, bu da çıkaracak. Bir ansiklopedi 50 senede meydana gelir. Ansiklopedinin ne demek olduğunu bilmeyen adamlar akşamdan sabah ansiklopedi yazıyorlar. Çal birinden aktar öbürüne. Efendiler kitap piyasasına gidiniz. Herifçioğlu namaz hocası yazmış. Üzerine namaz ansiklopedisi demiştir. Gerilik budur. Senin maddi geriliğin 5 kuruş etmez. Senin manevi geriliğindir seni sırt üstü getiren. Madde bir günde değişir. Türkiye'nin bir dağından altın çıkar. Sen bir günde dünyanın en zengin milleti olursun. En zengin bir milletin beynine bir bomba iner, bir felaket olur, bir günde fakir olur. Ama ahlak ve kültür, manevi kıymetler bir günde ne yükselir ne alçalır. Asıl felaket buradadır. Adam hoca, namaz hocası yazmış. Üzerine namaz ansiklopedisi diyor. Vallahi Sultanahmet böyle meczupları timarhaneye gönderiyordu. Nasıl aramazsın? Bugün gerçek İslami idare olsa öyle dini kitaplar görüyorum ki bunların sahiplerini timarhaneye gönderir, kitaplarını da kağıt fabrikasına İzmit'e gönderirler. Bir ansiklopedi modası maşallah bizim çocukluğumuzda bir tane yoktu, yüzlerce ansiklopedi oldu. Size açık kart oynuyorum. Açın bakın. Yasef Nassi diye bir adamdan bahis var mı? Varsa 3 cümleyi geçer mi? Yasef Nassi ne rol oynamış? Kızını gelmiş. Padişaha vermiş. Ve Sarı Selim'i avcunun içine almış. Kaç kuruşluk bilgimiz var? Hangi Müslüman çıktı da bu adam kimdir? Ne rol oynadı diye araştırmış. Sarı Selim Kanuni'nin oğlu Sarı Selim Fransız gemisine donanmasına İstanbul limanında Yasef Nassi'nin parasını ödesinler diye haciz koydurmuş. Şahsi alacağı için devleti kullanmış, Fransız donanmasına İstanbul limanında haciz koyulmuş. Sen Yahudi'nin nüfuzuna bak. Sen Yasef Nassi kimdir? İyi anla. Türkiye'de ilk gizli bankayı kurmuş adam. Ama bir Türk çocuğu çıkıp bu kimdir diye araştırmamış. Bugün Türkiye'de tahmini 100 bin kişi kadar mevcut olduğu bilinen Sabatay Sevin'in cemaati için İbrahim Alaaddin Gövsa yalan yanlış bir parmak kitap yazmıştır. Bu kadar.
Bugün gidin İngiliz lisanında Yasef Nasi için 20 tane kitap bulursunuz. Eloğlu nasıl inceliyor bak. Kim bu Yasef Nasi? Ben Mesih'im diye İzmir'de çıkmış. Mesih olmadığı ispat edilince de bakmış kellesi gidecek sahtekar. Kelime-i şehadet getirmiş. Cemaati de ona uymuş, zahirde Müslüman olmuş, batında Yahudi kalmış. Mezarlıkları bile ayrı İstanbul'da. Bugün bunları herkes Türk zanneder, Türk adı taşırlar. Lakin Türklerle evlenmez, kendi aralarından evlenirler. İsmail Cem bunlardan biridir. Bir partinin sözcüsüdür. Bunun adı Salomon olsa bunu herkes tanır. Ama İsmail Cem adıyla bunun avdeti olduğunu kimse bilmez. Bunun gibi ben size üniversitede hocalar sayayım. Şurada Şişhane'de bir avukat levhası görürsünüz. Sayayım mı böyle şahsi şeyleri size? Yüzlerce. Biz üniversitede okuduğumuz zaman bunlardan adı Ali, Veli, Ahmet, Mehmet olan bir düzine hoca vardı. Ve bunların işi akşam sabah İslam hukukuna hücumdu. Ama kim biliyor bunların Yahudi olduğunu, dönme olduğunu, avdeti olduğunu? Bunlar 100.000 kişidirler. İstanbul'da yaşarlar ve bunlar Türkiye'nin iktisadi menbaalarının kaymak tabakasını emerler. Sen Alaton Yahudi adıyla Türkiye'de faaliyet gösteriyorsa takdir et. Bravo Alaton'a. Gizlemiyor hüviyetini. Ya da de ki ne eşek milletiz ki adam bu yabancı hüviyetiyle de korkmadan meydan okuyor. İster o neticeyi çıkar, ister bu neticeyi. Ama bunların çoğu gizlidir. Hukuk fakültesinde Sahir Elman bizim hocamızdı. Dönmedir. Nasıl dönme? Hala havraya devam eder. Bunun gibi size ben yüzlerce isim sayarım. Bunlar adam arar, araştıracak adam. Türkiye yalnız para kurtarmayacak, yalnız maddiyat kurtarmayacak. Senin zihniyetin bozuksa dünyanın en zengini olsan 5 kuruş etmez. Çocukların intihar eder. İdeali olmadığı zaman bir mefkuresi, bir ideali, bir imanı, bir inancı, bir kültürü, bir temel felsefesi yoksa o servet sana beladır. O servet ancak mana ile birlikte bir değerdir. O manayı kaybettikten sonra madde sana bela olur. Bunun gibi araştırılacak yüzlerce mevzu var. Çok. Böyle yüzlerce. Ben isim saymak istemiyorum size. Bir iki isim dedim size. Ben Kaya Bey'in yaptığı gibi bir beyit şerh edeceğim. Önünüze bir divan koyacağım. Artık siz devam edin. Her beyti böyle şerh edin diye. Efendiler, Osmanlı tarihinde çok meşhurdur. Koçi Bey. Koçi Bey Devlet-i Aliye'nin ıslahı için bir risale yazmış. Aman efendim, ne emsalsiz bir risaledir. Biliyor musunuz, Koçi Bey Osmanlı sarayının akıl hocasıdır. Öz kardeşi Rus sarayının akıl hocasıdır. Yahu kimdir bu Koçi Bey? Açın şu ansiklopedileri de bakın. Katır yükü yazıyorsunuz İtolitler. Birbirinizden çalıp çalıp gidiyorsunuz. Makasla yazılmış kitaplar bunlar. Makasla. Emek yok. Azim yok. Heves yok. Hakikat aşkı yok. Kimdir bu Koçi Bey? Soruyorum size. Hepiniz az çok mürekkep yalamışsınız. Bana Koçi Bey hakkında 3 cümle söyleyecek bir adam bulun. Üniversitelerden çağırın. Bu nasıl iştir ki kendisi Osmanlı sarayında, kardeşi Rus sarayında akıl hocasıdır? Bu işin altında bir şeytanlık olmaz mı? Ya Rus sarayındaki casustur, ya bizim saraydaki casustur. İncelenmeye değmez mi? Efendiler, bu ihanetler tezgahlana 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 gelmiş de nasıl olmuş biz uyumuşuz? Onu da teşhis etmek lazım. Bizim zaafımız ne? Bunlar nereden istifade etmişler? Size bir yabancının ihanetine yahut irşadına
dikkat edilecek bir hareketine, bir de yerli harekete misal olmak üzere iki vaka zikredeceğim. Tarih içinde böyle vakalar çoktur. Bu iki vakayı bilhassa seçtim. İki kaynağı keşfedesiniz diye. Birisi şu elektriği yapan Edison, elektriği icat eden Edison, Morse alfabesiyle telgrafı keşfetmiştir. Edison Avrupa'da çok sıkıntı çekmiştir. Size Müslümanları terakkiye karşı gösterirler. Müslümanlar matbaayı denize atmışlar. Ah keşke ataydılar. Bugün bu matbaanın bir karına mukabil 1000 zararı var. Keşke atsaydılar. Ama ilim, hikmet Müslümanın kayıp malıdır. Niye yapsın? Sade hattatları korumak için Kur'an basılmamak şartıyla müsaade etmişler. O zaman 30.000 hattat var İstanbul'da. Bugün efendiler şu kadar tahribattan sonra İstanbul kütüphanelerinde 600.000 yazma kitap vardır. Bu kadar matbaaya rağmen milli kütüphaneye gidin bakalım, matbaada basılan kitapların çeşidi 600.000'e varır mı? Nasıl bir faaliyetmiş o? O kadar esnafın aç kalmaması için Kur'an basmamak şartıyla demişler. Başka bir şey yok, gerisi hep yalan. Ama Avrupa'da gerçekten din ilmi terakkinin karşısına dikilmiştir. Bunun tafsilatını öğrenmek isteyenler, hem de bir dinsizin tercümesi, Hüseyin Cahid'in tercümesi, Emil Butru'nun kitabını okusunlar. İsterlerse Halide Edip'in kocası Adnan Adıvar'ın İlim ve Din isimli iki ciltlik kitabını okusunlar. Görürsünüz ki Avrupa'daki terakki dinle mücadele ederektir. Halbuki İslamiyet men isteva yevmen fehuve mağbunun. Kimin iki günü birbirine eşitse o ziyandadır hükmünü getirerek terakkiyi günle ölçen bir dindir. Ama sen İslamiyet'i tatbik etmezsen senin kabahatin niye İslam'ın olsun? Durduğu yerde bir prensip kendi kendine meyve vermez. Allah Allah. Ağacı toprağa gömme bakalım. Bırak açıkta. Git gel yanına, mevsiminde elma ağacı elma verir mi? Kurur gider. Onun şartları var. Prensibin de beklenen neticeyi vermesi samimiyetle tatbik edilmesine bağlıdır. Sen ne kadar Müslümansın ki kabahati Müslümanlığa bulalım. Müslüman olduğun halde geri kalmışsın diye. Allah Allah. İslam kalmış Kur'an'da, tatbik edilmemiş. Tabii onun da nedeninin içini var. Yalnız Avrupa dinle mücadele ederek fenni terakkiyi gerçekleştirmiştir. Çünkü Aristo bir otoritedir, İncil bir otoritedir, papazların keyfi bir otoritedir. Onunla çatıştığınız zaman bir neticeyi, bir ilmi keşfi kabul ettirmeniz mümkün değildir. Edison çok sıkıntı çekmiştir. Birçok keşifleri var, yalnız ampul değil. İnatçı, sabırlı bir adam. 5000 tecrübe yapmıştır şu lambanın yanması için. Bu mücadele esnasında Doktor Hamlin adında bir papazla karşılaşır Avrupa'da. Kimdir Doktor Hamlin? Doktor Hamlin Boğaziçi'nde Robert Kolej'in kurucusu olan papazlardan biridir. Biz nereden öğreniyoruz bu vakayı? Doktor Hamlin'in Amerika'da Boston eyaletinde 1926'da basılmış iki hatıratı var. Bak dikkat edin, 26'da. Artık bize atacağı kazığı atmış da onu söylemekte beis kalmadıktan sonra yayınlıyorlar. İki hatıratı var. Türkler arasında 40 yıl ve hayatım ve zamanım. My time and my life. 40 years among Turks. Boston'da basılmış bunlar. Naşirleri olan torunları diyorlar ki, dedemiz bu kitapları basılmamak, yayınlanmamak şartıyla yazmıştı.
sadece torunları dedelerinin dinleri için nasıl canhıraş bir surette çalıştığını öğrensinler diye. Ama bugün bir Osmanlı Devleti kalmadığı için ve Türkiye'nin de yüzü batıya döndüğü için, Kabe'den yüzünü Kemal Paşa zorla Hollywood'a çevirdi Türk milletinin, zannetti ki bu devam eder. Evet, binaenaleyh bir mahsuru kalmadı. Bizimle birlikte sair Hristiyan kardeşlerimiz de dedemizin dinine nasıl hizmet ettiğini öğrensinler diye biz bunu yayınlıyoruz diyorlar. Burada çok bizim için ibretamiz vakalar vardır bu iki kitapta. Zabalzingo bir kitap çıksa hemen 40 tane tercümesi olur. 26'dan beri şu iki kitaptan bir makale hacimli tercüme yoktur Türkçe'de. Daha bunun gibi neler? Efendiler, Doktor Hamlin diyor ki Edison'la karşılaştık. Edison bize dedi ki, efendiler siz Türklerin payitahtında, baş şehrinde oturuyorsunuz. Benim birçok icatlarım var. Avrupa hükümdarlarına müracaat ediyorum. Hiçbirini tasdik edip, kabul edip bana ihtira beraatı vermiyorlar. Ve beni madden desteklemiyorlar yeni keşifler yapayım diye. Ben bu işlerin masrafının da altından kalkamıyorum. Ola ki bu şarklılar gani gönüllüdür. Bir aletimi size versem de Osmanlı padişahına takdim etseniz, ola ki bize bir ihsan-ı şahanede bulunur, bir ihtira beraatı verir, takdir eder bizi de biz de ondan istifade ederek çalışmalarımızı yürütürüz. Bu girizgah ile mutabık kalıyorlar ve kendisine telgraf aletini veriyor. Onlar geliyorlar. Robert Kolej'in laboratuvarında bir tecrübe yaptıktan sonra saraya müracaat ediyorlar. Devir tanzimat devridir. Abdülmecid genç padişah Abdülmecid aldatılmış. İngiltere'de mason olmuş. İngiliz amali siyasiyesinin ilk uşağı Koca Reşit Paşa onu avucunun içine almış. O da onun tesiriyle tanzimatı ilan etmiş olan Abdülmecid Beylerbeyi Sarayı'nda kendilerini kabul eder. Doktor Hamlin'in anlattığına göre padişah gayet mütevazidir. Karşısında onlara oturacak sandalye verir. Hal hatır eder, işlerini güçlerini sorar, çoluk çocuklarını sorar. Türkiye'de bulunmaktan memnun olup olmadıklarını istifsar eder. Ve netice sebebi ziyaretlerinin ne olduğunu sorduğunda işi anlatırlar. Aleti getirdiklerini söylerler. Pekala bir tecrübe yapabilir misiniz der Sultan Mecid. Hay hay derler. Biri bir odaya yerleşir, biri bir odaya yerleşir. Paşalarına der ki etrafındaki vekiline, vükelasına, eski tabirle kurenasına, yakınlarına der ki kimse kıpırdamayacak, şurada durun. Gider birinin başına, sen arkadaşına bir mesaj ver bakalım der. Ne vereyim efendimiz? Söylediği cümleye de dikkat ediniz, şuur altı boşalması. Şimdi bana birine küfret deseler terbiye müsait değil, etmem ama illa et. Aklıma Kemal gelir, babam gelmez. Bu şuur altı meselesidir. Evet. Hele şükür ya. Dinlediğinizi anladım. Evet. Fransız gemisi limanımıza gelmiştir diyor. Moda Fransa modasıdır. Avrupa ile gerdeğe Türk milleti ilk defa Fransa ile girmiş. Tabii onun da tarihi sebepleri var. O da nereden doğuyor ayrı bir mesele. 16. asır nihayetine kadar dünya devletler hukuku kaidesidir. Osmanlı'nın altın çağıdır. Hiçbir hükümdar Osmanlı padişahına hitap edemez. Bütün hükümdarlar Osmanlı'nın sadrazamı seviyesindedir. Onun için Rumeli'de taç giydirirken sadrazam giydirir, padişah değil. Lakin François'nın anası kadın olduğu için Kanuni'ye yazdığı mektup alaka bahş olmuştur. Yoksa çöp sepetine gider, padişahın haberi bile olmaz.
kim ki padişaha hitap eder? Kadındır, acıdılar. Oğlu da hapiste diye. Hiçbir hükümdarın padişaha hitap etme hakkı yoktur. Ta 1774 Kaynarca'da kalktı bu kaide. Evet. Netice Fransız ordusu ve donanması şehrimize gelmiştir. Bu manyeto eden biliyorsunuz çizgi nokta çizgi nokta çizgide uzun basmaktan noktada kısa basmaktan teşekkür eder. Tamam mı? Tamam. Kimse kıpırdamasın der padişah. Gider ötekinin yanına ne bildirdi sana der. Adam der ki Fransız donanması şehrimize gelmiştir. Anlatan bunu bir gavur, papaz. Hala Boğaziçi Üniversitesi oldu orası. Doktor Hamlin dershanesi vardır orada. Adına bir dershane var bu papazın. Kurucularından biridir. Efendiler, bravo der. Tam benim söylediğimi sana bildirmiş. O bir odada, o bir odada. Toplayın aletinizi gelin der. Toplarlar, biraz ayaküstü bunlarla hasbihal eder, mabeyne inerler. Mabeyne indiği zaman hemen yukarıdan gelen emirle ihtira beratı hazırdır. Kese kese altınlar, ihtira beratı verilir kendilerine. Ve izzet ikram ile yemek de yedirilerek mabeyinde gönderilirler. Ha padişah bunlara der ki, ilk olarak İstanbul ile Edirne arasında ben bu aleti tesis etmek istiyorum. Bunun maliyetini hesap edin, hesabını yapın, gelin bana tekrar der. Bu talimat ile ayrılan adamlar 5-10 gün sonra saraya müracaat ederler. Sarayın kapısı duvar. Bir gelir, iki gelir, üç gelir, beş gelir, 10 sefer gelirler. Yavrular ahmaktır. Ahmak olmasa Allah'ın vahdetini bu kainatı tahlil ederek bulurlar. Onlar bir işe fazla zihin yormaktan dolayı terakki etmişler. En cahil Müslüman bile en alim gavurdan daha şerefli olduğunu bırak da akıllıdır da. Bir Alman, bir Alman'ın profesörüne bir iş yaparken şaka yap bir şey söyle şaşırır. İki işi bir anda yapamaz. Evet, Avrupa'yı bize Kemal Paşa put yaptı ama Allah o putu Bosna'da kırıyor, 5 milyon işçiyle kırıyor, bir yerde kırıyor, sen kaderin sevkine bak. Efendiler, bu suretle bunlar gidip gelir, gidip gelir sarayın kapısını aşındırırlar, lakin padişaha çıkmak mümkün olmazken katiplerden biri bunlara der ki, yahu siz ahmak mısınız, ne gidip geliyorsunuz? Ne demek? Padişah bize emir verdi. Onun emrini yerine getirdik, görüşmek için geliyoruz. Bir adamlar, sizin geldiğinizden padişahın haberi olmuyor ki. E niye haber vermiyorsunuz? O bizim işimiz değil, başımızdaki paşaların işi. Biz de kendi kendimize nasıl haber veririz? Biz amirlerimize söylüyoruz. Lakin onlar padişaha söylemezler. E niye söylemezler? Allah Allah. Yahu sen deli misin? Padişahın taşrada olup bittiğini, biteni anında öğrenmesini bu adamlar ister mi? Rahatı kaçar. Bunların her biri taşra valisi veya olacak. Orada olup biteni padişah öğrensin isterler mi? Onun için rahatları kaçmasın diye padişaha sizin geldiğinizi ebedi söylemezler ve padişah da sizin geldiğinizden haberi olmaz. Bu iş burada biter. Hamlin diyor ki, o zaman hatırladım. Ben aleti toplarken aletin demir tellerinden birisi koparılmıştı. Düşündüm, düşündüm, Allah Allah, bu alet kendi kendine böyle sakatlanmaz. Bu elle de kopmaz, iplik değil kopsun, bu demir tel. O anda bunu kim yaptı, bu nasıl oldu, bir türlü çözemiyordum. Anladım ki bu işin olmasını istemeyen birisi o anda bir kesici alet buldu ve aletimizi sakatlattı. Allah'tan bize padişah ikinci bir emir, tatbikat emretmedi. Eğer edeydi muvaffakiyetsizliğe uğrayacak ve rezil olacaktık. Çünkü tel kopuktu. Bakın şimdi bunu kim yapar? Padişahın yanındaki adamlardan birisi. Gavurun şehadetiyle sabit ki Türkiye'nin terakkisini engelleyecek adam padişahın burnunun dibinde. Bunun gibi yüzlerce vaka vardır bizim tarihimizde. Bak düşman sarayına kadar girmiş. Nasıl girmiş? Kavuk koymuş başına, cübbe geçirmiş. Efendim senden namaza duruyor, bitti. Aldandın gitti.
İstersen sakal bırak, şalvar giy, cebine Milli Gazete koy, İskender Paşa'ya git. 3 gün sonra herkes seni Refah Partili sayar. Kalbini Allah bilir. Kazım Karabekir'in Cihan Harbi'ne Nasıl Girdik kitabına bakın. Harbi Umumi bidayetinde bir sürü İngiliz lordu Müslüman olmuş. Bunların nasıl Müslüman olduklarını anlatan kitapları da ben çocukluğumda okudum. Ben ilk mektepte İslam harfleriyle okur yazardım. Lord Hadley, mesela Asar-ı İlmiye Kütüphanesi'nden Eşref Edip'in bastı. Lord Hadley, nasıl Müslüman olmuş, hayran oldum, okudum. Bir de Kazım Karabekir'in kitabını elime geçirince Türk istihbaratı tespit etmiş ki bunlar hep yalandan Müslüman olmuşlar, casusluk yapabilmek için. Hepsinin ismini sayıyor. Açın bakın Kazım Karabekir'i. Ya Kazım Karabekir de hareket ordusu Erkan-ı Harbiye zabitanından. Ama 40 sene sonra yazıyor. Hareket ordusu maktullerini, ne derler oraya ölüleri koydukları yer, morgda ziyarete gittik, tetkike gittik, baktık ki çoğu sünnetsiz. Meğer biz gayrimüslimleri Selanik'ten toplayıp getirmişiz Sultanahmet'i tahttan indirmek için. Bir şeye daha nazarı dikkatinizi celbederim. Sultan Abdülhamid'i tahttan indiren hareket ordusu Konya'dan gelmedi, Erzurum'dan gelmedi, Selanik'ten geldi. Neden? Selanik, Veli Beyazıt'ın İspanya katliamından koçan Yahudileri yerleştirdiği yerdi. İttihad-ı Terakki Konya'da kurulmadı, Konya'da faaliyet göstermedi. Devlet-i Aliye'yi batıran İttihad-ı Terakki Trabzon'da kurulmadı, Erzurum'da, Antalya'da kurulmadı, Selanik'te kuruldu. Niye? Çıfıt muhit müsait onun için. Nerede Metr Salem? İttihatçıları diriltip de sormak lazım. Efendiniz, en aziz arkadaşınız olan Metr Salem nerede? Türkiye'ye batırdıktan sonra gitti Roma'da Kaşhanesinde yaşadı. Nerede Emanuel Karasu? Nerede İbrahim Temo? İttihadı Terakki'yi kurdum diye övünen adam 1936'da İstanbul'a Tabipler Kongresi'ne Roma delegesi olarak, Romanya delegesi olarak geldi. Ulan sen Türk değil miydin İtoğlu? Madem Türkiye'yi kurtarmak için uğraştın da, istibdattan, padişahtan, hilafetten kurtarmak için, aha kurtuldu, niye Bükreş'te yaşıyorsun diye bir Türk yakasına yapışmadı. 36'da Türkiye'ye adam tabip sıfatıyla Romanya'yı temsilen geldi. Bugünkü ilericilere de sorsan İbrahim Temo da kahramandır. Efendiler, biz başımıza gelen belaları layıkıyla araştırmıyoruz. Makasla kitap yazılan bir devirdeyiz. Makasla herkes birbirinden çalıyor. Üniversite kitapları Avrupa'dan tercemedir. O kadar tercüme ki bunların bazıları son derecede yüzsüzdür. Emekliye ayrılan hocalarının kitabını çalarlar. Tahir Taner emekli oldu. Emekli olduğu sene jübile yaptılar. Ben fakültede talebeydim. Hiç unutmuyorum. Sulhi, Selahaddin, Naci, Sahir, siz ceza hukuku kürsüsünün sağlam birer kaidesisiniz. Bu kürsüyü size emanet ederek müsterihul kalp Kuşey-i Uzlet'e çekiliyorum. Biz alkışladık bu cümleleri. Hocalarımızı methediyor. Ertesi sene hocalarının kitabını ufak tefek rötuşlarla kendi adlarına bastılar. Ve bunlara son ders diye bir yazı yazdı. Bir sene evvel emekliye ayrılmış hocanın kitabını çaldılar. Bu adamlar ders kitabı diye kendi adlarıyla bastılar. Avrupa'da bu kadar bir skandal bir adamın bir ülkeyi terk edip gitmesine sebep olur. Bunlar utanmadılar. Düşün, Avrupa'dan, gayrisi zaten Avrupa'dan çalıyor. Cumhuriyet devri adam yetiştirmez efendiler. Adam ufku büyük bir cemiyetin, bir nizamın eseri olarak vücuda gelir. Sen bir imparatorluk zihniyetine dönmedikten sonra çaplı adam yetiştiremezsin.
Şu tavan bile manidir. Bak elimi kaldırsam tavana vuruyor. Mekan bile senin hissiyatına tesir eder. Şu iciş bücüş binalardan mı çaplı adam çıkacak? Sefertası gibi binalardan mı Osmanlı'nın mimarisini inceleyin? Musikisini inceleyin. Onun dünya görüşü elinin değdiği her şeyde vardır. Gidin Topkapı Sarayı'na bakın. Elbiselerin motifler eteğinde devam eder bir teviye, sonsuzu temsil eder. Tanzimat gelince alttan bir kuşak kondurmuştur. Tanzimata kadar Osmanlı'nın şalvarına iki değirmen taşı sığar. Bugünkü çocuklar kot pantolonun içinde rahatsız olmuyorlar. Bunlar psikolojilerdir. Bu psikolojiyle büyük adam olunmaz. Bu psikolojiyle Avrupa'ya kuyruk olunur, alemi İslam'a lider olunmaz. Lider olacak millet kendine güvenecek. Kendine güvenecek millet tarihini bilecek. Zaafının ve kuvvetinin kaynağını bilecek. İmanını bilecek. İslam'ın bekasına iman edecek. Bu halkımızda var Allah'a şükür. Bozulan okumuşlardır. Size bu halkımızda bunun mevcut olduğuna dair de bir vaka söyleyeyim. İlk Türkçülerden Müftüoğlu Ahmet Hikmet diye bir adam vardır. Tabii bu ırkçılık da Türkiye'de Yahudilerin icadıdır. Anasır-ı İslamiye'yi birbirine düşürüp parçalamak için. Bunların her biri ayrı ayrı tahlili gereken meselelerdir de. Ben halkla münevver arasındaki farkı anlayasınız diye söylüyorum. Müftüoğlu Ahmet Hikmet Çağlayanlar isimli kitabında diyor ki, şu İstanbul'daki Harbiye binasından Osmanlı bayrağı indirilip yerine İngiliz bayrağı çekilirken onun önünden geçiyormuş. Hava çiseliyormuş. Böyle bir bozuk sonbahar günüymüş. Bir kadıncağızın kenarda ağladığını görmüş. Düşünmüş ki Osmanlı bayrağı ordunun en büyük müessesesi olan Harbiye binasından indiriliyor da onun yerine İngiliz bayrağı çekiliyor diye üzüntüsünden ağlıyor. Kadıncağızı teselli etmek ihtiyacını hissetmiş. Yanına yaklaşmış, teyzeciğim ağlama demiş, rica ederim. Bugünler gelir geçer demiş. Bu milletin evlatları yetişir bir gün bu bayrağı indirir. Gene kendi bayrağımızı oraya diker deyince kadın böyle hışımla dönmüş. Ayol demiş, ben ona mı ağlıyorum zannediyorsun demiş. Öyle deyince ben çok hayret ettim. O anda ancak ağlanacak bir hadise var idiyse o duydu diyor. İçimden eyvah dedim. Bu hadisenin dehşetini müdrik değil, kim bilir şahsi bir meselesi için ağlıyor derken adam kadın diyor, köylü kadını kaplan gibi kükredi ve dedi ki diyor, biraz evvel buradan Mehmetçikler geçiyordu. İngilizler onları sille tokat oradan uzaklaştırdılar o bayrağı asmak için. Ve o Mehmetçiklerin silahlarını, süngülerini aldılar. Yanımdan geçerken Mehmetçik gördüm, ağlıyordu da eyvah! Dini Muhammedi bitti, eyvah! Türklük, Müslümanlık bitti diye feryat ediyordu. Bir Mehmetçik İslam'ın biteceğini nasıl söyler? Nasıl bu imanı kaybeder ki İslam ebediyen bakidir? Onun garantisi Allah'ındır da Mehmetçik bu imanı nasıl kaybeder, ben buna ağlıyorum diyor. Bir köylü, bir köylü kadını diyor. O zaman ben ağlamaya başladım diyor. Ve bu millette bu iman var olduğu müddetçe elbette bu İngiliz bayrağı burada diye mi duramaz diye müsterihül kalp oradan uzaklaştım diyor. İşte halk budur, hala budur. Hala bugünden de size misaller veririm. Efendiler, şimdi gene sizin cemiyetinize bir taş atayım. Sizin gibi müesseselere gidiyorum, konuşuyorum. Ne faaliyet yapıyorsunuz? Efendim 10 tane 20 tane talebeye burs veriyoruz. Oo çok iyi, çok hala, ne güzel yapıyorsunuz, Allah razı olsun. Siz operatör olacakken hasta bakıcı olmuş canilersiniz. Neden? Türkiye'nin, İslam aleminin ihtiyacı sıradan adama değil. Sıradan adamı çoğaltmak marifet değil. O kendi kendine zaten yetişiyor. Türkiye'nin derdi üstün adam yetiştirmektir. Üstün,
kafası üstün, yüreği üstün süper adam. 50 tane talebeye yarımşer milyondan burs vereceğine 50 talebenin bursunu bir süper adama ver. Ver ki reisi cumhurluk Süleyman gibi bir adama nasip olmasın. Adam reisi cumhur seçilmiş. Bak neler kaybettik. Reisi cumhur oturuyor milletvekili koltuğunda. Bütün mebuslar geliyor kendisini tebrik ediyor. Rica ederim televizyon seyrettinizse hatırlayınız. Bir arkadaşına ayağa kalkmadı. Osmanlı 15 yaşında bir çocuğa ayağa kalkar. Bunun da size tipik bir misalini vereyim. Sırrı Bellioğlu diye bir adam vardı. Şimdi ikinci vakaya ile arayı çok açtım ama Sırrı Bellioğlu birinci meclisi mebusanda İzmit mebusuydu. Sonradan iktisat vekilliği de yaptı. Bu adam ikinci Cihan Harbi esnasında İsmet Paşa'nın siyasetini tenkit eden yazılar yazdı. Bundan dolayı tevkif edildi. Hapsedildi. Eski Büyük Doğularda bir mecmua kapağı vardır. Eski ordu kumandanlarından Ali İhsan Paşa. Eski ordu kumandanlarından Ali İhsan Paşa. Bu sırrı Bellioğlu ve Necip Fazıl demir parmaklıkların arkasında resim çektirmişlerdir. 1940'lı yıllarda bunu hapsettiler. Bu mahkemede dedi ki, siz dedi cumhuriyet devri hürriyettir diyorsunuz. Sultanahmet devri de hala mektep kitaplarında devri istibdat olarak geçiyor. Ben Sultanahmet devrinde mümayişlere katıldım. Talebe mümayişlerine, padişah aleyhine. Nezarethaneye getirildim dedi. Gencecik bir talebeydim. Beni bir müşirin karşısına çıkardılar. Paraşal, Emniyet-i Umumiye Müdürü o zaman. Bir müşirin karşısına çıkardılar. Bana kimse fiske vurmadı. O müşir bana dedi ki, efendi evladım ne istiyorsunuz, nedir sizin zorunuz? Efendim işte istibdat var, şu var, bu var, şöyle olacak, böyle olacak. Güldü dedi ki, evladım hayata atılınca öğrenirsin bunların iç yüzünü. Bu işler senin söylediğin gibi değil. Hadi seni serbest bırakıyorum, git evine de derslerine çalış. Mektebini bitir de vatana faydalı ol. Ben o zaman bir talebeydim. Karşısına çıktığım adam müşirdi diyor. Ve yaptığım iş padişahın aleyhine mitinge katılmaktı. Bugün yaşlı ihtiyar bir devlet adamıyım. Nazırlık, bakanlık yaptım. Eski iktisat vekiliyim. Türkiye'yi kurtaran 1. Büyük Millet Meclisi'nde İzmit mebusu sıfatıyla vazife gördüm. Orta mektep mezunu bir polis, bir kısım polis beni yatağımdan sille tokat gece yarısı pijamayla karakola getirdiler. Küfrün bini bir para. Ne yapmışım? Hükümetin 2. Cihan Harbi içindeki icraatını tenkit eden yazı yazmışım. Aha hürriyet devri, aha istibdat devri. Varın mukayeseyi siz yapın. Biz insana saygıyı kaybetmişiz ve ayak takımının eline düşer olduk. Eskiler kahtı rical derlerdi. Kahtı rical, devlet adamı yokluğu. Mezardan kalksalar da kahtı rical neymiş görseler. Bugünkü kahtı ricali görseler. Efendiler, ikinci anlatacağım vaka size. Bak burada hainler padişahın burnunun dibindeymiş, onu gördünüz. Zannetmeyin bu hainlerin kökü kurudu. Bugün de devlet kademelerinde mekanizmaları içinde bunlar var. Sade bilmem hep mebusu bilmem ne efendi falan anarşisti saklamış da böylece sabit olmuş meclise kadar girdi diye sanmayın. Her duvar deliğinde bunlardan biri daima vardır. Hedef Türkiye'nin yükselmesini önlemektir. Biz küçüldük, koca imparatorluktan küçük bir devlet haline geldik diye bizim yakamızı bıraktılar sanmayın. O ki biz Müslümanız,
O ki biz İslam aleminde lider olacak yegane istidat vaat eden milletiz. Bu Hristiyanlık alem bizim yakamızı bırakmaz. Gizli ve aşikar. Şimdi ne yapmak istiyorlar onu da anlatacağım da vaat ettiğim ikinci vakayı da söyleyeyim size. Nirengi noktası olacak ikinci vakayda. Efendiler 1821'de Yunanistan diye bir devlet yoktu. Yunanistan bizim bir vilayetimizdi. Lakin Slav olan Ruslarla mezhep beraberliği dolayısıyla, Ortodoks mezhebinden olmaları dolayısıyla Yunanlıları Ruslar tahrik ediyorlardı. Bu tahrik o zaman İstanbul'da Rus sefiri olarak bulunan General Ignatiev tarafından en ziyade tezgahlanmıştır. General Ignatiev'in de hatıratı vardır. Onun hatıratından edindiğimiz bir bilgi var. 1821'de Mora'da Rumlar ani bir surette isyan ettiler. Ve akşamdan Müslümanların evlerinin arka kapılarına tebeşirle işaret koydular. Ve gece ani bir baskınla 10 bin Müslümanı katlettiler. Bugün 10 tane Müslüman yoktur orada. Mora, Yunanistan'ın güneyi, 1821 tarih. Devlet bunların üzerine yürüdü ve hak ettikleri cezayı verdi. Lakin yapılan tahkikat gösterdi ki 10 bin Müslümanın katline sebep olan isyan hareketini, katliam hareketini tezgahlayan Patrikhanede oturan Patrik Gregorius'tur. Bunu astılar. Patrikhanede orta kapı denilen kapının önünde astılar. Sultan Mahmud idam fermanına da yazdılar ki bu devlet, bak Osmanlı devletine nasıl bakıyormuş, ne gözle. Bu devlet Osman Gazi'nin kurduğu devlet değildir. Bu devlet Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'de kurduğu devlettir. Evet, değişiklik hanedan isminden ibarettir. Binaenaleyh devlet-i aliye-i Muhammediye'dir. Ancak bu devletin devamı sayesinde Allah'ın varlığı ve birliğine dair dava devam eder. Böyle bir devleti de ihanet etmek Allah'ın vahdaniyet davasına ihanet etmektir. Ve böyle bir ihanetin cezası elbette idam olmak gerekir. Cevdet Paşa'ya bakın, idam fermanında devletini devleti Muhammediye olarak yad eder. Ama en son padişah Sultan Vahideddin bile Mekke'de Mustafa Kemal'e cevap olarak yayınladığı beyannamesindeki benim Lozan isimli kitabımın 3. cildinde tamamı var. Onlar Osmanlı'ya ihanet etmediler. Osmanlı ferdi bir devlet değildi. Onlar devleti Muhammediye'ye ihanet ettiler diyor. O devlet devlet-i aliye-i Muhammediye'ydi diyor. En son padişahın bile zihniyeti budur. Onun için devlet mukaddes bir mefhumdur onlar için. Dinin devamını, temadisini sağlayacak yegane müessesedir. Gerektiği zaman evladını harcar. Şimdi bir takım talihsiz cumhuriyet çocukları çıkmış da Fatih 6 aylık kardeşini katletmiş. Vay zalim vay. Senin aklın hayalin yetmez Fatih'in ne düşündüğüne, ne hissettiğine. Aptal. Adamlar ihtilal yapıyorlardı. O kundaktaki çocuğu padişah ilan edip junta olarak iş göreceklerdi. O cuntalar adet haline geldiği zaman Türkiye'deki gibi 10 senede bir genelkurmay başkanları cumhur reisliğine oynarlar. Artık krallık yok ki, olacağı budur. Bunun neticelerini hep beraber gördük. O junta ananesinin teşekkülüne engel olmak için cellat bol kardeşimi gel dedi. Ondan sonra paşalarına döndü, dedi ki hala ihtilal düşünüyor musunuz? Osmanlı tahtı için benden başka adam yok. Eğdiler kafalarını. Vakaların derinliğine inmediğin zaman bunları tahlil etmeye hakkın yoktur. Çünkü 14 yaşında tahta geçmişti. 14 yaşında tahta geçmesinden istifade ederek Sırplar ahitlerini bozdular, Osmanlı toprağına yürüdüler. O zaman hazırlık görün, sefer var dedi. Çocuk sen bu işi yapamazsın dediler. Çağır babanı. Ne kadar uğraştıysa
sefer tedarikine girişmediler. Biliyorsunuz ikinci Murat geldi ve meseleyi halletti. Sonra da eceliyle öldü. Fatih 19 yaşında bir daha tahta geçti. Ama insandır, o paşalara kızgın. Siz beni dün padişah yerine koyup da benim emrimi dinlemediniz, sefer tedarikine girişmediniz diye ikide bir onlara bağırıyor. O paşalar da dediler ki Allah Allah, bu sert deli adamla biz nasıl yürüyeceğiz? Bunu al aşağı edelim, bir Şeyhülislam'ın gözünü korkutsak, bir fetva alsak, Kundak'taki çocuğu padişah ilan ederiz, istediğimiz gibi safa süreriz. Ama ondan sonra onların kavgası başlar. Osmanlı tarihi Avrupa tarihleri gibi hanedanlar arası kavgalarla geçmiş değildir. En büyük kardeş kavgası hanedanlar arası kavgadır. Bir aile içindeki kavga asgari zarardır. Ve millet için katlanılmış bir fedakarlıktır. Yavuz Sultan Selim kardeşi Şehzade Ahmet'le Konya'da harp etti. 10.000 Müslüman öldü. O evlat ve kardeş katlinden ölen adamın tarihimizde yekunu 150'dir. Bunun bir tanesinde isabet olsa gene millet karlıdır. Sen kolay mıdır kendi evladına ümmeti Müslümanlar için, ümmeti Muhammed için kıyabilir misin? Bunların uzun cevapları var. İnşallah bu sene çıkacak olan Devlet-i Ebed Müddet isimli kitabında bunların uzun uzun cevapları verilmiştir. Osmanlı'yı tenkit eden insanlar türedi. Bunların hepsinin arkasında İran vardır, dikkat edin. İran, çünkü Sünni Müslümanlığı ayakta tutan Osmanlı'dır, kabahati odur. Ama bunu İran namına yapmazlar, güya Müslümanlık adına yaparlar. Evet, Osmanlı laikti diyen bile var, zavallı cumhuriyet kafası. Kendisi laik, İslam adına konuşuyor görünen adamlar var. Arkadaşlar, bugünkü hainlikler, yani dünkü hainlikler vardı da bugün yok zannetmeyin. Yazarından, çizerinden, siyasetçisinden, iktisatçısından çeşitli yüzlerce ihanetle karşı karşıyayız. Bu Gregorius asıldıktan sonra yerine Vermanos seçildi. Vermanos'u tebrik için General Ignatieff oraya gitmiş. Ignatieff diyor ki bana bir mektup uzattı. Dedi ki bunu Gregorius yazmıştı. Çarınıza verilmek üzere. Lakin zalimler onu yakaladı, astılar ve fırsat bulup size ulaştıramadık. Buyurun dedi. Ele geçseydi kendisinin de sebebi felaketi olurdu diyor. Mektup şayana hayret tavsiyeler ihtiva ediyordu ve diyordu ki çar canapları, burada oturan Patrik, şurada yanımızda Patrikhane'de oturan Patrik düşmana ne akıl veriyor bak. Diyor ki çar canapları, siz zannediyorsunuz Türk milletini yok etmenin yegane çaresi harptir. Bu görüşünüz yanlıştır. Onları askerlere az, silahlara az vesaire bir surette yakalayıp mağlup etseniz bu mağlubiyetiniz geçicidir. Zannetmeyin bundan kamil bir netice elde edersiniz. Çünkü onların asıl kuvvetleri askerlerinden, silahlarından, kumandanlarından değil, imanlarından geliyor. Onlar İslam'ın ebediyen payidar olacağına iman ederler. İslam'ın mağlup olmayacağına iman ederler. Eğer bir zayıf zamanda size yakalanır, mağlup olurlarsa düşünürler. Neden bu sille-i rahmani bize geldi? Ya askerimiz azdı, ya kumandanımız kötüydü, ya silahımız azdı, icabına bakarlar. Onların asıl kuvvet ve kudretlerinin kaynağı imanlarından ve ahlaklarından gelir. Din kardeşliğini kan kardeşliğinden üstün tutarlar. Başlarına itaatkardırlar. Zina bilmezler, rüşvet bilmezler, yalan bilmezler. Bu kadar metin bir ahlak içinde olduktan sonra bunları yıkmaya imkan yoktur. Ancak bunların bir zaafı vardır. Sonradan Müslüman olan bir kimseye eski din kardeşlerinden daha fazla ehemmiyet verirler. Bu zaaf hepimizde var. Hala kıdemli bir Müslüman kardeşine kıymet vermez. Hariçten bir adam gelse, meyhaneden çıksa gelse, bir defa kıbleye dönse handan-ı şadan oluruz. Evet, Süleyman Demirel'in ağzından bir İslami laf çıksa, aha Tansu söyledi, inanarak mı? Daha dün Amerika'da ne demiş olan bir kadın. Ama gene de memnunuz, yalandan bile olsun. Hazreti Mevlana'nın yoluna çıkmış sarhoşun biri de Şems yaşıyor demiş, cübbesini çıkarmış vermiş.
Yandakiler, ya üstad biliyorsun ki bu yalan söylüyor, Şems öldü. Ne diye bu sahtekara cübbeni veriyorsun? Ben bunun yalanına bile hayranım. Doğrusunu söylese canımı verirdim demiş. Zararı yok. Zararı yok. Ünönü'nün oğlu gibi Kur'an'a inanmak bu milleti ne diyor? Mutsuz etti. Demesin de böyle desin. Zaten yakında ben daha Müslümanım diye yarışacaklar. Ey millet, bana rey ver, ben daha iyi Müslümanım diyecekler. Buna çok kalmadı. Efendiler, onların bu zaafından istifade ederek aralarına yalandan Müslüman olmuş insanlar sokunuz diyor. Ve onlar bunları yavaş yavaş başlarına itaatsizliğe alıştırsın, rüşvete alıştırsın, fuhşa alıştırsın. Bu yavaş olur diyor. Ama bir kere oldu mu ondan sonra bir tek askeri zaferle bu işi bitirirsiniz. Hatta o işi yapacak adam bunların içinden türer diyor. Kemal Efendi budur. Adı senden diye bir şey olmaz. Mithat Paşa budur. Koca Mustafa Paşa budur. Tabi bunların ispatı var. Ben böyle lafı söyleyip de bırakmayı sevmem ama ben biliyorum burada saat 10'da bırakıyorsunuz konuşmayı. Ben sabahın 10'una kadar bitiremem diye o sizi burada terletecek değilim. Onca her meseleye giremiyorum. Kaç oldu? Ciddi mi? Efendiler, işte bu tatbik edildi. Bu tatbik edilerek ona da yer ayıracağım ve hülasa edeceğim. Bu tatbik edilerek efendiler Türk milletinin sırtı yere getirildi. Biz acaba bu samimi mi değil mi bir imtihan, bir tecrübe devresi getirmeden adamı sadrazam yaptık. Bunun tipik misali Mehmet Ali Paşa'dır. Mehmet Ali Paşa 93 Harbi dediğimiz ve devletin en büyük kayba uğramasına sebep olan 1877-78 Türk-Rus Harbi'nde Osmanlı orduları baş kumandanıdır. Şimdi kimdir bu Mehmet Ali Paşa? Bu dayağı yedikten sonra olsun incelesek ne çıkıyor karşımıza biliyor musunuz? Dövüşmeyerek hainliğinden Tuna Nehri'nden İstanbul'un Yeşil Köyü'ne Rusları getirmiş olan Mehmet Ali Paşa kimdir biliyor musunuz? Koca Reşit Paşa'nın İngiltere'de büyükelçiyken ayak hizmetlerine koşturduğu Polonya Yahudisinin oğlu. Türkiye'ye dönünce onu getirir, oğluna Mehmet Ali adını verir, askeri mektebe koyar. Efendiler, bir sahte dervişin hatıraları diye hiçbir kitap gözünüze çarptı mı? Bu bir Yahudi misyoneridir. Türkistan'a kadar gitmiştir. Vanberi Theodor Herzl'in hatıralarına bakınız. 5 kere din değiştirdim diyor. Bunların üçünde din adamı sıfatını kazandım diyor. Bu Vanberi Tanzimatçıların akıl hocası, Türkçülük hareketlerinde de en değerli sayılan eserleri vücuda getirmiş adam. Ve Theodor Herzl'in bu söylediğim sözleri ihtiva eden Theodor Herzl'in hatıratından yapılmış bir Seçmeler Türkiye ve Siyonizm isimli kitaptan dolayı da Türkiye'de bir ilahiyat doçenti Akdeniz'de 4 arkadaşıyla birlikte yok oldu. Kim çıktı bunu araştırdı efendiler? İngiltere'de bir insan masonluk hakkında bir kitap yazdı. Brotherhood diye. 33 yaşında adamı yok ettiler. Arkadaşlarından birisi oturdu bunun nasıl yok edildiğini. Sırf bir arkadaş, yahu biz ne millet olduk? Bir milletin başına ateş yağıyor, biz alakadar olmuyoruz. Herkes çorbasını içiyor. Herkes televizyonunu seyrediyor. Seyrederken de bir ahvah göze alırsa televizyona, Bosna'da kan gövdeyi götürüyor. Karabağ'da Ermeni şunu yapıyor, bunu yapıyor. Sabahleyin unutuyor. Bir adamın uykusu kaçsa, olan ölenlerden bir tanesi senin kardeşin olsa bir hafta çorba içmezsin. Hani innemel mümini une ekbe. Mümin müminin kardeşi Kur'an'da, senin hayatında değil. O Ermeni'nin hedefi Türkiye'dir. Azerbaycan Türkiye'ye meyyal olduğu için bu dayağı yiyor. Bize dostluğundan bu dayağı yiyor. Ya biz ne vicdansız bir milletiz ki
bizim yüzümüzden dayak yiyen bir dostumuza yardıma koşmuyoruz. Ermeni'ye yardım ediyoruz. Bu ne aşağılık şeydir? Bu devrin tarihini kim yazacak? Hangi kalem yazacak? Süleyman'a bak. 24 Kasım tarihli Hürriyet gazetesinde İngilizlere diyor ki, Londra'da Hürriyet söylüyor, efendiler, Milli Gazete'yi şahit göstermiyorum. Bana iyi bakın. Ben sizin yalnız riskinizi değil, kıymet hükümlerinizi de Orta Asya'ya taşıyacak bir adamım. Efendiler, Londra'da bu sözleri söyleyen Süleyman Demirel Türkiye'ye dönüyor. 2 ay sonra din görevlileri federasyon toplantısında diyor ki, ne demek din devletin emrinde olacak? Devlet dinin emrinde olacak. Televizyonda seyretmediniz mi? Aynı adam yahu Londra'da ne söylüyor, Türkiye'de ne söylüyor? Ya bu nasıl Müslüman millettir ki kendilerini gavur idare etse, gavur utanır bu Müslüman milletten de böyle nabeca sözler söyleyemez. Vallahi bu Kemalizm belası Yunan işgalinden 1000 defa ağırdır. Ankara'da Yunanlılar otursalardı bu rezilliği yapmaya korkarlardı, bu millet isyan eder diye. Bunlar adlarının Müslüman adı olmasına güveniyorlar ve milletin ahmaklığına güveniyorlar. Gel de aziz nesline hak verme. Adam Kur'an'a inanmak bu milleti mutsuz etmiştir diyor. Türkiye'de bir Müslümandan bir ses çıkmıyor. Neye benziyor bak, bu bizim zaafımızdır. 27 Mayıs ihtilalinde Laleli'den yukarıya gidiyordum. Müzik çalıyordu, yola vermişler, Koska'da dükkanlar vardı. Müzik çalıyordu, birdenbire müziği kesti, tın tın tın, yasağı da kumandanlığından bildirilmiştir. Bugün işte 15 dakika evvel Menderes, sabık ve sakıt başvekil Menderes idam edilmiştir dedi. Herkes böyle bir durdu, haberi dinledi, gene şarkıya başladı. Bir baktım herkes yoluna gidiyor. Hiç kimsede bir şey yok. Hiç kimsede bir şey yok. Efendiler, işim vardı, karşıya gidiyordum. Kadıköy'e geçtim, ikindi namazı için İskele Camii'ne girdim. Namazı kıldım, çıkarken baktım son cemaat yerinde ihtiyar bir adam sessiz sessiz ağlıyor. Yaşlı başlı 50'sinde 60'ında bir adam. Bir derdi var zannettim, ben de unuttum Menderes'in hikayesini. Yaklaştım, dedim ki amca bey dedim, ben o zaman gencim, bu 30 sene evvelki vaka. Amca bey dedim, bir derdin mi var dedim, belki bir faydamız olur diye. Öyle deyince birden böyle çocuklar bazen dolar da bir şey söylediğin anda birden cali bir surette ağlamaya başlar, boşalır. Aynen onun gibi feryadını yükseltti de, ne kabahati vardı bu adamcağızın da buna astılar dedi. Dedim çok mu üzüldün, çık dışarıya, bir taş al eline, cinnet getirdim farz et, bir vitrini kır, bir gazete haberi olsun Menderes asıldı diye, onu seven bir adam bir taş aldı, bir cam kırdı desinler. Kur'an'a hakaret oldu, Kur'an'a hikaye oldu. Bir Müslüman gidip de İnönü'nün oğlunun evine bir taş atsaydı da bu bir gazete haberi olsaydı, bilselerdi ki bu Müslümanların bir aksülemel istidadı var. Bu şantaja benzer. Şantajcıya teslim oldun mu o devam eder. Ermeni şantaj yapıyor. Aslında Türkiye'yi yokluyor Azerbaycan'la. Bakıyor ki Türkiye'nin başındakiler bu Azerbaycan'a yardımcı olmayacaksa mesele yok, benden korkuyor. Benim arkam olan Amerika'dan korkuyor. Binaenaleyh adım adımdır bu iş. Yarın PKK'nın yaptığını Anadolu'da Ermeni adına yapacaklar. PKK demeyecek. PKK adı kalkacak, asal adı ortaya çıkacak. O zaman da bu şerefsizler gene bu aczi göstereceklerse yazık bu milletin ervahına. Efendiler, bu kadar teslim olursanız, bu kadar köleliğe talip olursanız birisi efendilik rolünü nasıl olsa oynar.
İster grup bir beyliktir. Aynen Timur faciasından sonrası veya Yıldırım'dan veya Selçukilerden sonrası gibidir. Bölünmüşlük o zaman coğrafiydi, bugünkü bölünmüşlük beşeridir. Bu daha beladır. Toprağı alırsın biter ama kafayı değiştirmek zaman işidir. Hatta her beylikten ayrı bir adam bazen bir evde bile bulunabiliyor. Süleymancılık bir beyliktir. Nurculuk bir beyliktir. Kötülemek kastıyla söylemiyorum. Yani tarihteki hale benzetiyorum. Refah bir beyliktir. Falancı bir beylik, filancı bir beyliktir. Bu bir tevaif-i mülük devridir. Ve Türkiye siyaseten de, iktisaden de tarihinin en karanlık devrini yaşıyor. Lakin buna rağmen ben inanıyorum ki Türkiye tarihinin en şanlı, şerefli devrine gidiyor. Evet. Bu bir paradoks. Şimdi bu oyundan nasıl çıkacağıza birkaç cümleyle temas edeyim. Bu bir paradoks. Ama arkadaşlar, vaktim olsa size 2 kere 2 4 hesabıyla en şiddetli muhalifini bile mebhut edecek, beynini teslim alacak bir şiddette ispat ederim ki bu millet yeniden alemi İslam'ın lideri olacak ve tarihteki en azametli devrini yaşayacak. Neden? Neden? Lafla değil, bu sizin mesuliyetinizi de bertaraf etmez. Sen üzerindeki nimet kadar randımanlı olmadıkça mesulsün. Yarın şeriat gelse, Allah'ın halk ettiği bir takım esbab ile, lakin onun gelmesi için üzerine düşen vazifeyi yapmayan için o gelmemiş gibi mesulsün. Sen vazifeni yap da o isterse gelmesin, sen de gelmiş gibi kurtulursun. Çünkü senin hesabın üzerindeki nimet kadar Cenab-ı Mevla'ya hesap vermektir. Ama şimdi bu ferdi mesuliyeti bir tarafa bırakarak umumi bir perspektiften dünyaya ve Türkiye'ye birkaç cümleyle bakacağım. Efendiler, fertleri de devletleri de yükseltmekte de alçaltmakta da, onların zati iradelerinden trilyon fazla rol oynayan faktörler onların dışında tahakkuk eder. Mesela bir adam Vehbi Koç'un oğlu olarak doğar. Kendi iradesiyle Vehbi Koç'un oğlu değildir. Bir adam alim bir adamın oğlu olarak doğar. Güzel yüzlü doğar, çirkin yüzlü doğar, kalbi delik doğar, bağırsağı bilmem ne doğar. Bunlar hiç onun iradesiyle tayin edilmiş şeyler değildir. Sadece bu doğuma ait değil, sonradan vaki olanlar da böyledir. Buradan ne çıkarırız? Bundan şunu çıkarırız. Allah'ın halk ettiği esbab, sizden sadır olan esbaptan çok daha fazla rol oynar, yükselmenizde de alçalmanızda da. Fertlere de milletlere de bazen kader yar ve yaver olur. O zaman onların bir müspet şeyi 1000 müspet gibi rol oynar. 1000 menfiliği de 1 menfilik kadar asgaride rol oynar. Milletler de böyledir. Bu birinci nükte. İkinci nükte, Allah'ın bazen lütfu kahır içinde saklanır, bazen de kahrı lütuf içinde saklanır. Mesela eriği yersin, bir tecrübe bilmesen içinde bir çekirdek var, hart diye ısır, salatalık ısırır gibi dişin kırılır. Ama cevizin çirkinliği, sertliği dışındadır. İçinde böyle bir meyve olduğunu bilmesen taş yuvarlağı diye ona şut çekersin. Kestane de böyledir. Demek ki Allah'ın bu alemdeki tecellisinde bazen lütuf kahır içinde saklanır, bazen de kahır lütuf içinde saklanır. Binaenaleyh ilk görünüşteki hale göre hükmedenler ekseriye yanılırlar. Hadisatın derununa, batınına bakmak lazımdır. Bu ikinci nükte. Üçüncü nükte, her türlü hadisenin umulmayan yan tesirleri hasıl olur. Bazen o yan tesirler öyle olur ki asıl maksadı bile aşacak derecede rol oynar. Hayat bir bilardo oyununa benzer. Bilardocu bir topa sopasıyla vurur, lakin asıl matlubu o topun öbür topa verdireceği harekettir. Arkadaşlar, siyaset aynen bu bilardo oyununa benzer. İran topuna cihan siyonizmi vurdu. Hedef Türkiye'dir. Türkiye onun verdireceği tesirdir.
Size vaktim olsa ispat ederim ki İngilizce bilenleriniz bulsun alsınlar Crest 77. 77 çatışması diye Amerika'da yayınlanmış bir kitabı alın okuyun. Nasıl İran'da Şia'yı iktidar yaptıklarını kendileri anlatıyorlar. Niçin? Sünni Müslümanlarla Alevi Müslümanlar arasındaki tarihi çatışmayı canlandırmak istiyorlar. Tabii bunun da çok tafsilatı var, girmeyeceğim. Ama İran'a vuruyor, hedef Türkiye'dir. Çünkü lider olma şansı Türk milletinde var. Sevk-i kaderle var. İki vasfı mümeyyizi var bu milletin. Birisi edep, birisi cihattır. Edep dinin batınını, cihat zahirini muhafaza eder. Bu iki hasleti sebebiyledir ki Türk milleti 1400 yıllık İslam tarihinin 1200 yılını lider olarak geçirmiştir. Efendiler, kimse kimseye iki odalı bir ev bağışlamaz. Koskoca bir alemin liderliğini de kimse kimseye vermez. Üstelik Türkler ben lider olacağım diye de ortaya çıkmış değildir. Türkler o mahviyetkar bir millettir ki Bağdat'a girdiği zaman Tuğrul Bey, koskoca Selçuklu hükümdarı, tesiri Bağdat şehrinin dışına çıkmayan Abbasi halifesini atın üstünde yularını tutarak Bağdat şehrinde dolaştırmıştır. Senin de ben halife olacağım dememiştir. Türklerin böyle de nefislerine aşmış uysallıkları vardır. Bu Anadolu Müslümanının, tabi Türk diyorsam bunun içine Anadolu ve bu havalideki Müslümanların hepsini koyunuz. Hepsi bir hamurdandır. Her kavmin içinde aileler var diye onları da bölmüyorsak demek ki bir ümmetin içinde de kavimlere ayrı ayrı düşünmemek gerekir. Ancak iklimden ve beslenmeden doğan farklarla bu topluluklar arasında da zamanla ve geçirilen tarihi tecrübelerle bir takım farkların mevcut olduğu da bir vakadır. Bunu da inkar etmeyiz. Sosyal veraset diye de bir şey vardır. Lakin bunu da İslam'ın müsaadesi hudutları ilerisine götürmek caiz değildir. Tabii bunlar uzun uzun izah edilmek lazım gelen meselelerdir. Ama şu milletin yine bu kadar bozulmuş olmasına, üzerinden Kemal'in silindiri geçmiş olmasına, çünkü bana göre Kemalizm Avrupa'ya tapuyu vermektir. Türkiye'yi Avrupa'ya löbe haline getirmektir. Gelecek nesiller soracaklar. Ey Kemal Paşa, kabrinden cevap ver. Hangi zaruretle sen cuma tatilini pazara çevirdin? Harbet bakayım, Yahudinin cumartesisini pazara çevirebilir misin? Hangi zaruretle siyasi, iktisadi, imani, ahlaki, içtimai? Yok böyle bir şey. Hangi zaruretle 1000 yıllık yazıyı değiştirdin? Hangi zaruretle Müslüman bir millete İsviçre kanunu medenisini tatbik ettin? Bunun hesabını bu nesiller soracak. Bu önlenemez. Bu önlenemez çünkü Lozan'da, açın burada Lozan'ın 1. cildi, benim kitabımın sonunda esas muade var. Bakın, 43. maddeden başlayarak 37. maddeden 43. maddeye kadar ekalliyetlere tanınan imtiyazlar. Lozan'da imza atmışız ki Hristiyanlara dinlerine göre bir kanun yapıp tatbik edeceğiz. Evet, neden? Çünkü onlar Müslüman değil, Müslüman kanunu onlara nasıl tatbik ederiz? Aramızdaki 3,5 Hristiyan'a bu imtiyazı tanıyan adamlar, bu insafı Lozan muadesiyle gösteren adamlar, %98'i Müslüman olan bir millete Hristiyan kanunu tatbik ettiler. Bunların hesabı sorulacak. Lakin bunların hesabı sorulma imkanı zuhur edecek mi etmeyecek mi onu anlayınız. Bakın arkadaşlar, dünya siyasi hadiselerinin sevkiyle Türkiye'de Kemalist diktatörlük zaafa uğradı. Bunun tarihi 1945'tir. Allah bu dinin düşmanlarını bile kendi davası için kullandı. İsmet Paşa'ya düşündürdü ki gelenler dine taviz verecek. Göstermelik bir iki iş yapayım da işin doğrusunun yapılmasını engelleyeyim. Bunun için 10 aylık kurs halinde imam hatipleri açtı 50'den evvel. Ankara'da ilahiyat fakültesini açtı. Hasan Ali itiraf etti ölümünden evvel. Buraya şeriatçı bir profesör tayin etme, öyle fıkıh, hadis bunlar da sokma.
psikoloji, metodoloji, bilmem sosyoloji yap. Onların başına din koy, din sosyolojisi, din psikolojisi, din metodolojisi vesaire diye uzun hikayesi var, vaktim yok, anlatamıyorum. Ama halkın eline rey silahı geçti. Bunlar bu rey silahının isabetli kullanılmaması için radyolarıyla, şimdi televizyonlarıyla, o zaman gazeteleriyle milletin beynini yıkamaya uğraştılar. Ama ne kadar yıkamaya uğraştılarsa da milletin ve diğer taraftan da rakibi Celal Bayar'ı çıkardı. İnönü'den daha dinsiz, Atatürk seni sevmek ibadettir diyen bir adam. Ama buna rağmen taviz kapısı aralıklandı. Bir kapı kilitliyken ona anahtarı kertiğine uygun bir anahtar tatbik etmezseniz tekme vursan açılmaz. Kıracaksın ki açılsın. Ama onu bir anahtar açarsa soğan zarı kadar açık bırak. Zararı yok. Ardına kadar açma. Bir kedi ayağı bile ona ardına dayar. Şimdi Müslümanların bundan sonraki faaliyetleri aynen kedi ayağı gibi. Aralık olan bir kapıyı kolay aça aça bugüne geldi. İsmet Paşa mezardan kalksa da o 10 aylık kurstan bu 700 küsür İmam Hatip meydana geldiğini görse hırsından geberir. Evet. Tecrübeli kaptan. Allah Müslümanların az emeğine bir büyük bereket veriyor. Buradan ne çıkarıyorum? Buradan kader müminlere yar ve yaverdir. Devir bitmiş. Kemal Paşa'ya ve erkanına Osmanlı'nın nihayet devrinde kader yar ve yaverdi. Öyle çürük bir takımdır ki ayyaz, serseri, ipsiz bir gruptur o etrafındaki yaverler, maverler, dikkat ederseniz. Vakit yok, anlatamıyorum. Efendiler, Çankaya nasıl icat edildi? Yalnız onu söyleyeyim, buradan anlarsınız. Ölçü alın. Kemal Paşa Ankara'ya geldiği zaman istasyonda bir evde oturuyordu. Orayı Romanyalı Sabahat adında bir kadın işletiyordu. Orası randevu eviydi. Halen müzedir. Bunlar dümbelek çalıp, hem de meni müskürat kanunu var. İçki içene idama kadar ceza var. Bu kanuna rağmen bunlar Isparta'dan gül getirip hususi imbikte gül rakısı çıkarıp içiyorlar, alem yapıyorlar. Halk da toplanıyor istasyona, bu sarhoşlar mı bizi kurtaracak diyorlar. Hadise meclise aksediyor, zabıtları karıştırın görün. Ve diyorlar ki biz bunu Ankara'nın dışında bir yerde oturalım da, oturtalım da kimse görmesin. Çankaya bir Rum bağ eviydi. Papazın bağı denilen yerdir. Çankaya semt adıdır. Çankaya semtindeki papazın bağı meclis namına satın alındı. Orada ikamete mecbur edildi ki ne ayyaşlık yapıyorlarsa halk görmesin de halkın güveni sarsılmasın. Bu bir hadisedir ki o devrin, o kadronun hüviyetini, mahiyetini harp esnasındaki havasını anlarsınız. Tabii bunun çok daha tafsilatı var. Ama o badireden bu millet nasıl çıktı? Demokrasiye dünya şartları icabı geçildi. Hitler'i Yahudiler desteklediler. Almanya'daki Yahudileri Filistin'e kaçırabilmek için. Sonra sivrilttikleri kazık kendilerine battı. Sonra onu tedip edebilmek için Amerikan Yahudilerin tahrikiyle Amerika'yı işe dahil ettiler. Sonra Hitler'i bertaraf ettikten sonra diktatörlüklerle mücadele kararı aldılar. Sonra bu karar cümlesinden Türkiye'de mecburen demokrasiye geçti. İsmet Paşa Rıza'nın tahtını bırakır mıydı? Milli şef ünvanını hoş, ona millet vermedi, kendi icat etti. Öbürü ebedi şef. Şef. Ne oldu reisi cumhur adı? Reisi cumhur müddeti muvakkateyle olur. Ebedi şef padişahtır. Kurban oldunuz padişahlara. En kötüsünü getirsen pabuçların altını öperim. Ölene kadar, sonuna kadar şerata bağlıydılar. Onların hallerini anlatmaya vaktim yok. Efendiler, bütün buradan çıkan netice kader yar ve yaver. Dönüş başlamış. Küfrün kemali zirvesi çabuk oldu. Çabuk oldu. 1008 Türkiye'ye oynanan oyunun 3 merhalesi vardır. 1839 Tanzimat merhalesi. İngilizlerin adamı Mustafa Reşit Paşa ile gerçekleşti. İkincisi 1876 Meşrutiyet merhalesi. İngilizlerin adamı Mithat Paşa ile gerçekleşti. Üçüncüsü 1923 Cumhuriyet merhalesi.
İngilizlerin adamı Mustafa Kemal Paşa ile gerçekleşti. Mustafa Kemal Paşa safhasının özeti, sizin tabirle, benim tabirimle hulasası 4 saattir. 4 saattir. Bu tarih A'dan Z'ye kadar yalandır. Mustafa Kemal milli mücadele için Anadolu'ya gitmiş değildir. Sevr'in islahına medar olacak protesto hareketleri içindir. Öyle olsaydı İzmir'e doğru giderdi. Benim sözlerim tabiat kanunu gibi doğrudur. El yordamıyla. Yani sen ayı gör orucu tut, ayı gör orucu boz demiş. Neden? Bunu çoban bile yapardı onun için. Benim sözlerim çobanın bile mantığını teslim alacak basitliktedir. Adam Yunan için gönderilseydi İzmir'e doğru giderdi. Erzurum'a doğru ne işi var be adam? O bir pazarlık neticesinde İzmir'e çıkartılmıştır. Hıyanet hilafetin ilgası için tezgahlanmıştır. Hilafet yıkılmadıkça İngiliz rahat etmeyecekti. İngiliz emperyalizminin en büyük arzusu buydu. Onu da kullanan Yahudiydi. Çünkü Yahudiler Filistin'e sahip olacak kuvvet ve kudrete, siyasi iktidara sahip olduklarına inandılar. Bunun karşısında Osmanlı'yı engel gördüler. Kendi devletleri olmadığı için İngilizlerin arkasına saklanarak çalıştılar ve İngiliz Osmanlı rekabetini kullanarak Osmanlı'yı yıktılar. Bugün Amerika'yı kullandıkları gibi 19. asırda süper güç İngiltere'dir çünkü. Efendiler, bu işlerin çok geniş tafsilatı var ama benim bunlardan çıkardığım netice kader bize yar ve yaverdir. Karadeniz tabiriyle söylüyorum. Kader yar ve yaver olduğu zaman sanki kayığınız akıntı istikametinde gidiyor gibidir. Bir kürek çekersiniz, 10 kürek çekmiş kadar mesafe kat edersiniz. Aksine kader yar ve yaver olmadığı zaman kayığınız akıntıya zıt gidiyor gibidir. 10 kürek çekseniz 1 kürek çekmiş kadar ilerleyemezsiniz. Bu nereden çıkar? Vukuatın bir peynir kesimi gibi bir tek kesitini görenler yanılırlar. Vukuata hakim olan mantık o vukuatın belli bir zaman periyodu içinde takibiyle ortaya çıkar. Mesela Engin Deniz'de bacasına kadar suya batmış bir gemi görseniz, herkes alışkanlık icabı batmakta olan bir gemi der. Çünkü normalde bir gemi bacasına kadar su altında olmaz. Halbuki belli bir zaman periyodu içinde o geminin istikametini, batış veya çıkış istikametini takip etmek doğruya ulaştırır bizi. Birkaç gün takip etsen baksan ki her gün geminin su yüzüne çıkan kısmı biraz daha artıyor. Dersin ki bu batmış bir gemiymiş, çıkıyor. İstikamet çıkma istikametindedir. Velev henüz bir geminin normal halde su yüzünde bulunduğu kadar su üstüne çıkmamış olsa bile. İşte İslam budur. İslam'ın bugünkü manzarası budur. Ama her an suya batmış kısmının çoğalmakta olduğunu gelirsen eyvah bu batmakta olan gemi dersin. Osmanlı'nın son zamanı budur. Eğer siz 40 senelik bir periyod içinde İslami hayatı ve onun gelişmesini takip ederseniz görürsünüz ki bu gemi batmıyor. Bu çoktan batmış imiş de çıkıyor. Mesele buradadır. Veya bir helikopterden bir yola baksanız, yol üstünde 2 araba görseniz, eğer arabanın biri önde biri arkada olduğu halde öndeki araba hızlı gidiyor diye hükmederseniz bu bir tecrübesizliktir, bu bir hiffettir. Neden? Ola ki önde giden araba yola erken çıkmıştır. Doğruya ulaşmak için biraz beklemek lazımdır. Eğer ikisinin arasındaki mesafe kısalmaktaysa hızlı giden arkadaki arabadır. Yok, ikisinin arasındaki mesafe çoğalmaktaysa hızlı giden öndeki arabadır. Binaenaleyh iman ve küfür Türkiye'de otoban üzerindeki 2 araba gibidir. Bizim insanımız bir bakışta hangi arabayı önde görüyorsa ona göre hükmediyor. Hayır, belli bir zaman periyodu içinde bu hareketi takip lazımdır. Dün Amerika'da Türkiye'deki İslami gelişmeden endişe eden ve bunun içinde hiçbir siyasi niyeti olmadığı için Türkiye'deki siyasilere mektup yazıp onları ikaz etmek ihtiyacını hisseden bir kadın 3 yıl sonra Türkiye'de başbakandır
ve 3-4 gün evvel Kur'an için, İslam için söylediği sözleri siz dinlediniz. Süleyman Demirel imanından mı din, devlet dinin emrinde olacaktır diyor. Hayır, Allah onları menfaatleriyle İslam'a hizmet ettirecek. Kenan Evren niye din derslerini mecburi yaptı? Kendi reisi cumhurluğunu garantiye alacak anayasaya evet dettirmek için. Allah onu öyle bir ihtiyaçla karşı karşıya getirmeseydi bu tavizi vermezdi. İnnemel amali bin niyat. Allah insanların amellerini niyetlere göre değerlendirecektir. Millet o eserden istifade eder ama onun niyeti bozuk olduğu için o edemez. Efendiler, şu mantıkla, yani kaderin yar ve yaver olduğuna red ve cerhi imkansız, size 3 tane misal vereceğim ve bu istikamette memleketin istikbaline bakmanın lüzumu sizin için mantıklı bir zaruret haline gelecek. 1520'de önce şunu söyleyeyim. Bir milleti 3 şey büyük yapar. Bir büyük fikir, bir büyük nüfus ve bir büyük ülke. Bu üçünden biri olmadan bir ülke süper güç olamaz. Bu fikir İslam'dı, bizde vardı. Büyük nüfus dünyaya göre bizde vardı ve büyük ülke de bizde vardı. Bizi süper güç olmaktan çıkarmak isteyen Yahudilerin siyasi emelleri ve intrikaları ve içeriden pazarladıkları adamları vasıtasıyla biz iki ayağa bir ayakkabıya sıkışmış bir sakat insan durumundayız, yürüyemiyoruz. Çünkü bize çizilen bu hudutlar anormaldir. Türkiye siyaset adamları ikide bir derler. Efendim, milli misak hudutları, bundan taviz vermeyiz. Bu salaklar bilmezler ki bugünkü hudutlar milli misak hudutları değildir. Milli misaka dahil olup da Lozan'da verilmiş yerlerden size böyle birkaç tane sayayım. Batum misak-ı milliye dahildir. Çünkü misak-ı milli hudut çizmez, prensip koyar. O prensip 30 Ekim 1918 Mondros Mütarekenamesi'nin akdi sırasında fiilen bizim olan yer bizimdir der. Hatta Ceziretül Arap'tan bile hot be hot vazgeçmez, halkın reyine müracaat edilmesini ister. Ama fiilen Batum elimizdedir, birinci mecliste Batum mebusları var. Onlardan biriyle ben röportaj yaptım, hoca sınıfındaydı, Sarıklı Mücahitler isimli kitabımda alın görün. Adam 68'de sağdı. Batum'un 4 tane mebusu vardı birinci mecliste. Batum misak-ı milliye dahil Lozan'da verildi. Daha evvel 1921'de Moskova muadesiyle verildi. Halkın reyiyle bize geçtiği halde. 10 seneye varmaz Batum Kıbrıs gibi olacaktır. Bizimkiler istediği kadar kabul etmesin. Gömülmüş zannedilen Osmanlı kendi varlığını bunlara kabul ettiriyor. Öldü zannettiler. Lakin Osmanlı bayılmış imiş. Nasıl öldü zannedilen adam bayıldı mı herkes bir şaşırır. Dünya şaşkınlık içinde, biz bunu gömmüştük ama ölmemiş. Bosna Hersek'teki mukavemet Osmanlıyım diye bağırıyor. İşte elinizde kitabı. Sen Ankara'da ben Osmanlı'yı gömdüm deyiver. İsmet Paşa'nın hatıratı da biz Lozan'da Osmanlı'yı gömdük diyor. Rıza Nur'un hatıratı bile, ama gömememişsin. Karabağ'da Osmanlı diriliyor. Varsın bugün mağlup olsun, yarın galip gelecek. Bunlar bu uyuyan milleti uyandırmak içindir. Hepsi kaderin bize mekri ilahiyesidir. Bugünkü kötü adamların kötülüğü bile böyledir. Çünkü başımıza musallat olan bu küfrü biz yıkamayacağız. PKK yıkacak, Ermeni yıkacak. Allah kafiri kafire musallat etmiş. Kafiri münafığa musallat etmiş. Senin işini kolaylaştırıyor. Sen zannetme bunların hiçbiri hikmetsiz. Hayır, Allah yardımı murad etti mi en ummadığın insanları o davaya alet eder. Bilmeden, farkına varmadan, kendine çalıştığını zannederek İslam'a çalışır. İşte İsmet Paşa'nın hali budur. İşte Evren'in hali budur. Şimdi size kaderin yar ve yaver olduğuna dair 3 tipik misal vereceğim. Arkadaşlar,
1920 yılında İstanbul işgal altındaydı. Fransız işgal kuvvetleri kumandanı Fransa Despere, Fatih'i taklit ederek, hep de Fatih'i taklit etme meyli düşünürler, tünel başında bir beyaz ata bindi ve Taksim'e kadar yürüdü. Fatih Topkapı'dan Ayasofya'ya kadar yürüdü. Fransa Despere Topkapı'dan binse kim alkışlayacak onu? Beyoğlu Rum muhiti diye orayı tercih etti. Tünel başından Taksim'e kadar beyaz bir at üstünde yürüdü. O zaman Beyoğlu Levanten muhitti. Beyoğlu'ndaki Rumlar Zito Venizelos, yaşasın Venizelos diyerek Fransa Despere'yi alkışladılar. Sanki atın üstünde Venizelos'muş gibi. Ama gavur gavura dost. Bundan bir Müslüman rahatsız oldu. Müteessir oldu. Vatansever kalbi hüzün doldu. Koştu matbaaya ve bir İstanbul haritası bastırdı. Bu haritanın üzerine İstanbul'daki camileri yerleştirerek onlara numara verdi. Numarayla aşağıda bu camileri izah etti. Bir falan cami, iki falan cami, üç falan cami diye. Efendiler haritanın üzerine yazdı ki bu şehir kimindir? Altına da dedi ki bu şehir, bu eserler kiminse onundur. Yani biz bunun taşına, toprağına damgamızı vurmuşuz. Bu şehir ebediyen İslam'ındır demek istiyor. Ama buradan bizim aldığımız ibretli bir ders var. 1920'de biz İstanbul'da 450 senelik idik. İstanbul'daki ikametimiz 450 yılı bulmuştu. 450 yılda İstanbul'da bu haritaya göre reks edilmiş olan cami adedi kaçtır biliyor musunuz? 936. 1000 bile değildir. Padişahlar servetleriyle cami yapar. Paşalar servetleriyle cami yapar. Bugünküler gibi nefsani arzularına tahsis etmez. Zenginler cami yapar, medrese yapar, çeşme yapar, hayru hasenata sarf eder. 450 senede fütuhat servetiyle İstanbul'da reks edilmiş cami bini bile bulmazken 1950'den 1990'a kadar bu fukara halkın, gece kondu ahalisinin bozuk paralarla para toplayarak içinde devletin, zenginlerin 5 kuruşu olmadan yalnız İstanbul'da yaptığı cami 2500-3000 civarında. Efendiler, bunu akıl mantık izah etmez. Bu zayıf Müslümanlar yapıyor bunu. Allah bunların mesaisine ne bereket tahsisi tayin etmiş. Bakınız ki adam bir kürek çekiyor, akıntıya düşmüş. 10 kürek çekmiş gibi kayık ilerliyor. İşte bu bunun ispatıdır. Kader yar ve yaverdir. Padişahlarıyla, veziri müzerasıyla 450 senede 936 cami, 40 senede 2500-3000 cami. Aynı şehir, aynı insan, aynı millet. Sorsan bunlar ecdadının yanında Müslüman bile sayılmaz. Ama bunların mesaisine Allah bir bereket tayin etmiş. İşte bu bunun ispatıdır. Bunu akıl mantık izah etmez. Bu kaderin yardımından, Allah'ın bereket ihsan etmesinden başka bir şeyle izah edilmez. İkincisi arkadaşlar, 1520 kanuninin tahta geçtiği zamanda Türkiye'nin mesai satiyesi, yeni tabirle yüz ölçümü 13 milyon kilometre kareydi. Hey gidi milyonlar. Sonradan 24 milyon kilometre kareye çıktı. 24 milyon. Ve içimize sızmış hainlerin ihanetleri neticesinde, netice harbi umumiye tekaddüm eden günlerde gene 13 milyon kilometre kareydi. Size kanuni devrini mahsus seçtim. Çünkü imparatorluğun yıkılış hengamındaki mesai satiyeye eşit olduğu için. Yani 1520'de 13 milyon, 1920'de de 13 milyon kilometre kare. Arkadaşlar 1520'de bu 13 milyon kilometre kare üzerinde 40 milyon nüfus vardı.
bu 40 milyona Rumlar, Ermeniler, Yahudiler, Sırplar, hepsi dahil, Yunanlılar, hepsi dahil, 1920'de aynı miktardaki arazi üzerinde 60 milyon nüfus vardı. 400 sene sonra 40 milyon ancak 60 milyon olabildi. %50 artabildi 400 senede, dikkat buyurunuz. Efendiler 1920'de bugünkü vatanımız olan Anadolu'da 10 milyon nüfus vardı. Ben ilk mektepte Türkiye'nin nüfusunu 13 milyon okudum. 41'de ilk mektebe başladım. 13 milyon okudum. Anadolu'da 10 milyondan fazla katliyen nüfus yoktu. Bugün 70 milyondur. Allah Allah, 1920'de 10 milyon, 1990'da 70 milyon, 7 kat üstüne katlamış. Efendiler, biz aynı millet değil miyiz? Kanuni'den beri bu hızla artsaydık, elinize kaleme alın, hesap edin, 1,5 milyar olurduk. Bugün internasyonal Yahudi gücü önlemeye çalışıyor Türkiye'nin nüfusunu. Rockefeller Vakfı'nın işi budur. Doğum kontrolünün arkasındaki güç budur. Hatta bunun gizli yolları da var. Aşılarla çocuklarımıza kısırlaştırma da yapmaları var. Rockefeller Vakfı'ndan maaş alan doğumcu doktorlara ailenizi getirdiğiniz zaman efendim sezeryanla olacak. Çünkü sezeryan mecburi doğum kontrolüdür. Sezeryanla bir kadın iki defa doğum yapabilir. Seni mecburen sezeryana razı etti mi iki çocuktan fazla yapamazsın. Bu da Yahudi planıdır. Bu doktorların çoğu Rockefeller Vakfı'ndan her ay hususi bir çek alırlar. Yahudi bizim nüfusumuzun artmasından rahatsız. Bizi çok seviyor, ileride aç kalacağız diye nüfusumuzu azaltmaya çalışıyor. Ta Amerika'dan buraya milyarlarca dolar sarf ediyor. Efendiler, Körfez Harbi'nden sonra Amerika Türkiye'ye 150 milyon dolar hibe etti. Amerikan yardımı denilen yardım budur 92'de, 91'de. 150 milyon, 450 milyon dolar da Türkiye'ye askeri malzeme verdi. Yani 600 milyon dolar. 70 milyonluk Türkiye'ye bunu veren Amerika İsrail'e ne verdi biliyor musunuz? 12 milyar dolar. 12 milyar dolar 2,5 milyonluk İsrail'e. Gözünüzü dört açın. Domuzdan post, gavurdan dost olmaz. Kendi ayaklarınızın üzerine durun. Evet. Azerbaycan'ın davasını da bu millet böyle çözecek. İkinci, burada kaderin yar ve yaver oluşunun ispatı nüfus meselesindedir. Üçüncüsü arazi meselesindedir. Mesela 1774'te biz toprak vermeye başladık. Bu 200 sene sürdü. 1974'te tam 200 sene sonra Kıbrıs'tan bir avuç toprak aldık. Bu bir büyük hadisedir. Kıbrıs Harbi Yunan Harbi'nden büyüktür. Ama Mustafa Kemal gibi Türkiye'nin yüzünü batıya çevirmeye mütedair birinin şöhretine yaramadığı için büyütülmüyor. Kıbrıs Harbi Çanakkale Harbi'ndekinin tersidir. Çanakkale'de biz siperdeyiz, adam açıktan geliyor. Ama Kıbrıs'ta biz açıktan geliyoruz, düşman siperdedir. Gayet büyük bir askeri harekattır ve onu başaranlar bence Yunan Harbi'nin değeri psikolojiktir. Düşmanla, hırsızla yatak odanda boğuşursan başkadır, sokak kapısında veya bahçede boğuşursan başkadır. Yunan Harbi hırsızla yatak odasında boğuşma kabilinden psikolojik değeri yüksek olan bir harptir. Askeri değeri sıfırdır. Hiçbir askeri muharebenin, iddia ediyorum, Genelkurmay'ın bütün yayınlarını karıştırdım, hiçbirinin altında Kemal Paşa'nın imzası yoktur. Hiçbir harp planının. Açın bakın, bir zabit gelsin konuşalım. Bunlar bir plan dahilinde işlerdir. Neden? Bunları anlatamıyorum. Efendiler, Türkiye'ye bugün üç sahada büyük bir oyun oynanıyor. Birincisi bu nüfus sahasıdır. Söyledim, Rockefeller Vakfı bu kadarla bırakıyorum. İkincisi dini bir muvazaa mantığına oturtmaktır. Bunun da çok uzun tafsilatı var. Öz İslami görüşten
ehli sünnet itikadından sapıttırmak ve İslamiyet'i kemalizmle bağdaştırmak. Bunu Diyanet'le yaptılar. Tayyar bunun baş aktörüydü. Çok uzun tafsilatı var. Bu Saadettin Evrin adında bir mason generalle başladı 27 Mayıs ihtilalinden sonra. Bunun 3 saatlik tafsilatı var. Bu davayı sonunda gene sevki kaderle kaybettiler. Şimdi bunun devamı mahiyetinde Amerika Türkiye masonlarını ortaya koydu. Türkiye masonlarının şimdi iki iddiası var. Birisi Avrupa Birliği'ne dahil olabilmek için bizim milli gelir ortalamamızın 4000 doların üstüne çıkması lazım. Hakikatte bizim milli gelir ortalamamız 4000 doların çok üstündedir ama gözü kör olsun şu Güneydoğu'nun. Geliri yok, gideri var. Ortalamayı düşürüyor. İsviçre'de küçük bir devlet ama zengin ve itibarlı. Verelim şurayı Kürtlere de. Vaktiyle Osmanlı'yı dağıtanlar da bu mantığı ileri sürüyorlardı. Mahmut Şevket Paşa'nın hatıra defteri bulundu. Hayat Mecmuası yayınladı. Diyor ki Kuveyt'i istiyor İngilizler. Bir kum deryası için bir dost gücendirilir mi? Ama işte meşrutiyetin de böyle belaları var. Şimdi bunu verelim desen mecliste kıyamet kopar. Aynı mantık. Vere vere bitmedi. Şimdi orayı verelim de milli gelir ortalamamız 5000 doların üstüne çıksın, Avrupa Birliği'ne girelim. Arkadaşlar, Avrupa Birliği'nden iktisaden kar doğar, zarar doğar, benim sağım değil, meşgul değilim. Siyasi olarak en dehşetli bela doğar. Neden? Çünkü Avrupa Birliği'ne giren ülkelerin insanları birbirlerinden vatandaş gibi toprak satın alırlar. İngiliz vatandaşı diye gelecek, Alman diye gelecek, Fransız diye gelecek, Şarkı Anadolu'yu Ermeniler satın alacak. Filistin böyle gürültüye gitmiştir. Hatta Araplar bir ahmak geldi, raici bilmiyor, 1 liralık yere 1000 lira veriyor. Parası biter de bizim yerimizi alamaz diye kuyruğa girdiler. Doğu Anadolu'da böyle olacak. Ortak pazarın doğuracağı en büyük bela budur. Arkadaşlar, 4 milyonluk Ermeni'yi küçümsemeyin. Araplar da 2,5 milyonluk Yahudi'yi küçümsediler ama arkası büyüktür. Bunlar iceberg gibidir. Ermeni de Hristiyan olduğu için bütün Hristiyan alemi arkasındadır. Yılanın başı küçükken ezilir. Bugün Türkiye'yi idare eden adamlar Azerbaycan'ın felaketine seyrediyorlar. Meşhur bir atasözümüz vardır. Komşunun karnı ağrıdığı zaman sen seninkini oğuştur. Çünkü seninki de ağracaktır. Hedef Türkiye'dir. Ama Allah buna fırsat vermeyecek. Neden vermeyecek? Çünkü hadisatı tetkik ettiğiniz zaman görüyorsunuz ki Cenab-ı Allah Türk milletinin yükselmesi için onu yükseltecek faktörleri böyle belalarla saklıyor. Tıpkı bir kestane meyvesi gibi. Kestane meyvesini dalında gördün mü diken zannedersin. Ama içinde ne güzel bir meyve vardır. Allah Settar sıfatıyla tecelli ediyor. Bölünmüş 40 tane grup olmuş. Aman iyi ki olmuş şimdilik. Neden? Bizi düşman parça parça olmuş, birbiriyle uğraşıyor görüyor ve üzerimize gelmiyor. Cezayir'de Müslümanların aldığı rey onların hakiki reyi değildi. Karşısındakiler hırsızlıktan battılar ve bunlar Müslüman adamlar, hırsızlık yapmazlar diye millet rey verdi. Ama o %20 olan %80'e çıktı ama düşman henüz zaafa uğramış durumda olmadığı için üzerine geldi, o %20'yi de Müslümanlara kaybettirdi. Şimdi Müslümanlar öyle bir günde birlik ve beraberlik beraber olacaklar ki o beraberliğe karşı teveccüh edecek husumeti bertaraf edecek takate ulaşacaklar. Yani Cezayir gibi olmayacak. Aksi halde erken olur. Bunun bir Settar sıfatının tecellisi olduğunu Sivas hadiseleri sırasında Star televizyonundaki yorumcu ortaya koydu. Canım nedir dedi, siz de şeriatçılar, nihayet 40 mebus çıkarıyorsunuz. Nedir bu kadar cakanız? Halbuki refaha rey verenlerden çok dışarıda çeşitli sebeplerle haklı haksız vermeyenler var. Ama o ölçü olarak refaha aldı. Allah böyle yanıltıyor. Mekeru mekerallah fellahu hayrul makirin.
şu fukaralık olmasa Türkiye'de mesela şikayetçi olduğumuz fukaralık, Türkiye idare edenler derhal Avrupa Birliği'ne dahil olurlar ve Avrupalılar da kemali memnuniyetle kabul ederler. Bugün Türkiye'yi almıyorlarsa bunun sebebi fukaralıktır. 15 milyon işsiz yürür gider nüfus kağıdıyla Almanya'ya. Almanya'nın korkusu bu. Orada 5 milyon Türk var. Onların 2 milyon dediğine inanmayın. Türkiye idare eden adamlar o adamlardır ki yurt dışındaki 5 milyon adamının nüfus sayımına dahil etmiyor. 5 milyonu Amerika sayım yaptığı zaman aydaki adamını da sayıyor. Türkiye 5 milyonu hesaba katmıyor. İşte rejim küfür olunca, İslam olmayınca böyledir. İslam'da insan Allah'ın yeryüzünde halifesidir. Eşref-i mahlukattır. Hoş biz de onu Müslümanlar olarak çok kaybettik o ölçüleri ama hakiki İslam budur. İslam'a döndüğümüz gün böyle olacak. Binaenaleyh bu rejimin insana değer vermesine imkan yoktur. Ancak ister değer versin ister vermesin. Allah Settar sıfatıyla tecelli ediyor. Nüfusu Yahudi önlemeye çalışıyor, önleyemiyor. Azgın bir şekilde senede 1 milyondan ziyade Türkiye'nin nüfusu artıyor. Bak Yahudinin gücü yetmiyor. Belki %5 zarar veriyor. Kemalizm de verdi iman davasına zarar. Bir sürü kurbanlar verdik. Ama asıl iskelet mümin kaldı. Hayret ediyorlar bu bereket, bu iman bereketi nasıl oluyor diye. Arkadaşlar onlar ne yaparlarsa yapsınlar. Cenab-ı Allah mekeru mekerallah fellahu hayrul makirin buyuruyor. İnsanlar bir plan yapar. Plan yapıcıların en hayırlısı da Cenab-ı Allah'tır. Akıbet onun planı galip gelir. Nasıl İsmet Paşa 10 aylık Kur'an kurslarını açtıysa kendine göre bir düşünceyle, arkadaşlar bugün yıkılmış olan hilafeti Amerika Türkiye'de yeniden kurdurmak istiyor. O da Türkiye'yi kullanarak alem-i İslam'ı tek elden istismarın hesabını yapıyor. Bunun da çok tafsilatı var ama birkaç defa ikaz dedik. Ben de size baştan dedim ki bütün meseleleri anlatmam mümkün değil. Ben size İran meselesi için sadece bir hüküm koydum. O hükmün esbabı mucibesini söyleyemedim. Ben size Körfez için de bir hüküm koyayım. Onun da esbabı mucibesini söylemeyeyim. Söyleyemem. Vakit yok. O da şudur. Körfez için Türkiye'de bilinen her şey yanlış. İşin iç yüzü böyle değildir. Körfez için söylenenlerin hepsini kafanızdan atın. Hepsi yanlış. Ben size deliliyle, ispatıyla Körfez'in iç yüzünü anlatacağım. Hedef yalnız ve yalnız Türkiye'dir. İran'da da Türkiye'dir. Körfez'de de Türkiye'dir. PKK'da da Türkiye'dedir. Azerbaycan'da da Türkiye'dir. Tabii başka zahirde, ilk planda başka sebeplerle oluyor bu işler. Ama nihayetün nihayet Türkiye'dir. Bosna'da da böyledir. Türkiye'nin şahlanışını, dirilişini önlemek. Arkadaşlar bir insanı hadisi kutsiyle sabit. Allah bir insanı yükseltmeyi murad eder de insanlar onu alçaltmaya çalışırsa veya Allah bir insanı alçaltmayı murad eder de başkaları onu yükseltmeye uğraşırsa Cenab-ı Hak tacip edermiş. Bu ne gülünç iştir. Şunlara bak. Ben okulumu yükseltmeyi murad ediyorum. Bunlar alçaltmaya uğraşıyorlar. Size layıkıyla delillerini tadat edemediğim yüzlerce binlerce sevk-i kaderle olmuş hadise göstermektedir ki Allah bu milleti yükseltmeyi murad ediyor. Varsın Ermeni ile birlikte Süleyman'ı da Müleyman'ı da kimi de varsa sürüsüne bereket. Felek her türlü esbabu cefasın toplasın gelsin. Dönersem kahpeyim millet yolunda bir azimetten.